öz kazanacak, billurlaşacak, yıkanacak, canlanacaktır. Gece dinlenecek, bir gün sonra yine aynı çerçeveye girecek. Böyle böyle bir ay sonunda yepyeni ve tatlı... اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعت وحده من ايام اخر فعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبين فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي يجيب دعوة الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Azim olan Allah doğru söyledi. Efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizleri yeni bir ekrandan, Wow TV ekranlarından selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir ekrandan dedik. Wow TV dün itibarıyla yayın hayatına başladı ve inşallah bundan böyle hem dinimizi hem medeniyetimizi çok değerli konu ve konuklarımızla, programlarımızla sizlerle paylaşıyor olacağız. Özel bir mekandan sizlere sesleniyoruz. Zira önemli bir tarihti geride bıraktığımız aylar. 86 yıl aranın ardından bir hasret sona ermiş ve Ayasofya Camii yeniden ibadete açılmıştı. Bizler de nacizane bir Ayasofya Camii'ni resmetmek istedik ve bu stüdyodan, stüdyodan da sizlere seslenmek istedik efendim. Çok değerli konuklarımız var şimdi onları takdim edeceğim sizlere ee, ama öncelikle şunu söyleyelim hoş geldi şehri Ramazan. Hoş geldi evet bu yıl biraz buruk geldi çünkü pandemi nedeniyle malum iftar sofralarında sahur sofralarında bir araya gelemeyeceğiz. Ama inşallah bu eksikliği bizler bu programlarla sahur sevinci programıyla ve ekranlarından sizlerle paylaşacağız ve hoş geldiler çok kıymetli konuklarımız. Eyvallah. Öncelikle Hafız Osman Egin hocamız, Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü. Hoş geldiniz Eyvallah. hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum Tahir hocam. Ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimize de hayırlı sahurlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak bu birlikteliğimizi hem Ramazan'la birlikteliğimizi hem de ekrandaki birlikteliğimizi mübarek eylesin inşallah. Amin. Hayırlara vesile eylesin diye temenni ediyorum Hazreti Dostum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ve aslında e, izleyicilerimiz genelde Bekçi Bekir olarak onu tanıyor ve yine e, Kur'an-ı Kerim yarışmasında Osman Egin hocamla birlikte tanıdık onu. Ama tabii ki çok daha eski bir geçmişi var e, tiyatroda, oyunculukta. Hacı Ali Konuk, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür Hocam hoş geldin, nasılsınız? Eyvallah istedim, Allah razı olsun. Aha, hep istemişimdir, şöyle bir ses tonum olsun da. Evet. Estağfurullah. Böyle enkırmen olayım. Çıkıp şöyle güzel güzel anlatayım, şiirler Allah, okuyayım Allah. ama Allah bu kadar vermiş. Ne yapalım? Sizinki de çok güzel. Bununla da yetinmeye çalıştık. <laughs> <Estağfurullah. gülüyor> Allah yüzümüzden tebessüm eksik etmesin. Amin. 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 Gönlümüz gülşen olsun. Gönül yorgun düşerse yürek dilsiz kalırmış ya. Yüreğimiz hep dilli olsun. Hiç dilsiz kalmayalım, lal olmayalım. amin efendim. amin Hoş amin. gelmiş. Amin. Şehri Ramazan başımız üstüne gelmiş. Hoş gelmiş. Çok teşekkür amin. ediyoruz. Amin. Ve tabii ki <laughs> tilavetiyle. E, bu mübarek gecede e, gerçekten ruhlarımıza dokunan e, çok kıymetli hocamız Laleli Camii İmam Hatibi Emrullah Hakbaş. Hocam ağzınıza sağlık tekrar. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Bütün İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Eyvallah. Allah isterim. razı olsun. Ben çok olsun. teşekkür ediyoruz. Hocam <laughs> e, Val TV bugün e, geride bıraktığımız gün yayın hayatına başladı. E, i̇nşallah bundan böyle e, çok kıymetli hocalarımızla konuklarımızla i̇nşallah. ve programlarla izleyicilerimizin evlerine konuk olacağız. Özellikle bu biraz önce dedim ya Ramazan ayında evet kalabalık o e, iftar sofralarında sahurlarda buluşamayacağız ama inşallah bizler e, evlerine konuk olacağız izleyicilerimizin e, ve stüdyomuzu e, Ayasofya Camii'nin içerisinde böyle bir atmosferde e, karşılamak istedik. Çok Nasıl buldunuz? Eyvallah, Allah razı olsun. E, Tahir Hocam e, ben böyle hep canlı yayınlarda da <laughs> gerek mantıdan yayınlarda da böyle zaman zaman tasihler yaparım. Evet. Emrullah Akbaş Hocamız Kur'an-ı Kerim telavet etti. Lale-i Camii İmam Hatibi'ydi. Şimdi yeni camimizin İmam Hatibi yeni. Hem kendisi yeni Maşallah hem de yeni Allah cami. Allah, evet, hayırlı evet, Hocamız. E, şimdi biz Cuma hutbelerinde e, Hacel abim. Evet, abi. Cuma hutbelerinde e, Cuma hutbesini irade eden arkadaşımız, kardeşimiz, İmam Hatip dostumuz konuşur, 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 anlatır. En sonunda hutbeyi bitirirken der ki: "Ela kelami ve <laughs> Yani kelamların en güzeli, sözlerin en harikası, Amin. en lezizi Allah'ın kelamıdır. Şimdi üstadımı dinlerken de dinlerken de Emrullah hocam dinlerken o aklıma geldi. Ela in kelam. Kelamların en güzeli Allah'ın kelamı. Üstadım Amin. Harf, harfleriyle, hareketleriyle, sadası ile, Alıp ...manası getiriyor. ile umman bir derya... ...yeter ki oraya birazcık tadı ver... ...dedim ki onun için hocam sabaha kadar... ...sahurun sonuna kadar okusa da... ...biz de dinlesek... ...çünkü İnşallah. inanın müthiş bir gıda... Evet. ...ruhumuza, gönlümüze bir evet. gıda e, veriyor... Evet. Ee, ...aziz e, kardeşim benim Tahir Hocam... E, ...stüdyo gerçekten çok güzel olmuş... ...harika e, olmuş... ...Ayasofya Camii... ...açıldığında... E, evet. Ben oradaki canlı yayına katılmıştım bir bir kanalda Hı. efendim söylemekte yok, TRT'de evet. haberde bir kanal yayına katılmıştım. Orada bir şöyle bir şey ifade etmiştim. Yani Ayasofya gerçekten şeydir. Yani hani böyle edebiyat olsun diye nutuk yapmak için falan değil. Ayasofya'nın bütün dünyada var olan inançlar özellikle hani göksel dinler dediğimiz yani Cenab-ı Hakk'ın vahyiyle peygamberleri gönderdiği dinler açısından çok ayrı bir yeri vardır. Tabii. Hatta şöyle bir ifade kullanmıştım ben Hacı abim. Dedim ki yani Ayasofya Camii inşa edildiğinde İslam dini daha gelmemişti. ya Dolayısıyla ondan önceki din yani Hristiyanlık Hı. daha Hristiyanlık şey yapılmamış. Yani yürürlükten kaldırılmamış hükmü. Yani var olan hak yani bozulmuş zaten biz tabii, de bozuyoruz. Tabii. Yani biz de kendi tabii. Allah affetsinlerimizi kendi <laughs> dinimizi biz de bozuyoruz. Tabii, tabii. Ama daha İslam gelmediği için hak din olarak efendim yeryüzünde var olan efendim Hristiyanlıktı ve onun mabediydi. Tabii, tabii. Yani <laughs> hak din olarak gözüken efendim mevcut olan o dinin mabedi olarak inşa edilmiştir. Onun için oralardan yani e, Ayasofya'yı efendim ibadete e, kapatmak aslında e, bu bir polemik olsun diye söylemiyorum. Aslında bütün inançlara kapıyı kapatmak, kapatmak gibi yani, bir şeydir. Yani. Çok güzel. Aziz kardeşim ya. benim. Onun Doğru. için e tabii pandemi sebebiyle Ayasofya Camii'nde buluşamadık ama bu Kur'an nidalarıyla ve fevkalade güzel olmuş. Gerçekten tasarlayan, <laughs> emek veren bütün Ellerine kardeşlerimize efendim Hacı Ali abim hep kullanır Emekçi kardeşlerimize emekçi ki kardeşi onlar kardeşimiz. bizim için çok önemli Çok. Ger çok gerçekten zamanda, öyle. Fevkalade öyle tahmin ediyorum. İnşallah sonunda bizi izleyen kardeşlerimiz öyle der. Huzurlu bir sohbet ortamı. <laughs> evet. Yani sohbet tadında böyle nutuk nutuk tavrıyla değil de sohbet tadında. Gönül huzuruyla Bekan bir olsun. kelam edeceğiniz, kelamlaşacağınız efendim İnşallah. bir mekan haline gelmiş. Cenab-ı Hak efendim hem kalemimizi hem kelamımızı kendi rızasına uygun olmayı bize lütfeylesin, Aynen. ihsan eylesini temenni tamam. ediyorum. Ve emeği geçen hem Vahap TV'nin yeni efendim artık yeni bir televizyon, hı hı. efendim yeni bir müessese, yeni bir kurum, yeni çalışan insan, müthiş bir heyecan. O heyecanı buradaki çalışan arkadaşlarımla gördüm. Yani Cenab-ı Hak amin. heyecanımızı hiç eksik etmesin. Amin yok etmesin. Amin. Hatta şöyle diyeyim ben. E, Neda Haccı'nda Resulullah sallallahu aleyhi amin ve sellem işte, e, ümmetine hitap etti. Efendim, 140 bin insan, 141 bin insan olduğu rivayetleri Rivayet, var. Evet. Hitap ettikten sonra biliyorsunuz o son ayeti kerimelerden el yevme ekmeltu lekum <laughs> dinekum yani dininizi mükemmel hale getirdim diyor Cenab-ı Hak. Mükemmel bir Tabii. din Hz. Muhammed onun kusursuz uygulayıcısı. Kusursuz uygulayıcısı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu ayet geldiğinde Hz. Ömer radıyallahu anh ağlamaya başlıyor. Ha. Sallallahu aleyhi ve sellem şey soruyor. Için. Tahir hocam diyor ki niye? E, ya Ömer niye ağlıyorsun? Bak ne güzel işte Rabbin el yevme ekmeltü lekum <laughs> dinekum. Sizin dininizi bugün en mükemmel noktaya zirveye taşıdım. Niye ağlıyorsun? Diyor ki diyor ki ya Resulallah ya. Bir şey, herhangi bir şey zirveye ulaştığında, mükemmel olduğunda onda daha sonra noksanlıklar başlarlar. Ondan korkuyorum da ağlıyorum diyoruz. Ya. Evet. İnşallah efendim bu e, bu güzel anımız üzerine böyle koya koya mükemmel demeyelim de güzel olmuş ama daha güzele, mükemmele doğru adım adım gitsin de VAV WOW TV'nin ve çalışanlarının ve orada emek emeği olanların hiç heyecanı bitmesin. İzleyenlerin de heyecanı bitmesin üstadım. Heyecan bittiği an efendim Allah muhafaza eylesin dininiz de bir heyecandır. Evet, evet. Cenab-ı Hak efendim Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerde o var. Hocamızın okuduğu ayetlerde o var. Resulullah ha. sallallahu aleyhi ve sellem bir an, bir lahza, bir saniye bile heyecanını hiç kaybetmemiştir. O heyecanla böyle dinimizi sizin de ifade ettiğiniz gibi o güzel dini ve o güzel yaşanmışlıkları, o güzel uygulamaları, kusursuz uygulamaları hem kendi üzerimizde efendim e, ifade edelim hem de bizi Sağol. izleyen kardeşlerimizle evet. paylaşalım. Gönül huzuruyla hatalarımız olsun, kusurlarımız olsun. Evet. Onlar bizi affetsinler. E, sürçülisan lisan ettik desinler. Ettiysek demeyelim biz. sürçülisan lisan ettik. Ramazan ayı işte affet ya Rabbi diyelim. Affedin kardeşlerim diyelim ama gönüllerimiz beraber olsun. Ondan sonrası kolaydır diye düşünüyorum üstadım. Peki hocam evet. <laughs> bu beş vav nedir abi? Beş tane vav. Nedir? Bunun, evet. bunun anlamı ne? Size Şimdi, sormuyorum hocam, ben hocamızı. <laughs> Şimdi Mod Vav'la ile ilgili tabii. Mod Moderatiften ki... çok şey var. Evet, evet, Anlattıkların evet, çok koyuyorum. şey var. Evet, evet, Ama evet, evet. E, çok doğru bir yere. Neden be, e, Parmak bastın. Acayip evet, abi. E, gerçekten hocam bir hikayesi var dediniz. Şimdi evet. Anlattınız, anlatmadınız da bize yayından evet, önce. Evet evet evet. evet. Merak içindeyiz. Şimdi eskiden böyle bu televizyonda programlar yapmaya başlamadan önce bunlar hep anlatıyordum şeyde kulislerde vesaire <laughs> öğrendim şimdi anlatmıyorum ha, <laughs> çünkü anlatınca onun heyecanı gidiyor İdiyet, ilk evet. defa şey yapmak lazım ben ilk daha şeyde tabii Vav Radyo'dan bütün memleketin haberi var orada Kur'an nidalarıyla Emrullah hocam da sık sık okuyor dinlerim ben çok dinlerim yani Kur'an-ı Kerim benim samimiyetle söylüyorum mesela bana deseniz ki Türkiye'deki en kuvvetli hafız kimdir ben kendimi gösteririm. <laughs> Yani 7 yaşında hafız oldum e, ve tabii. Hala, hala o okumamda şey yaparım. Ama kendim de okurum ama en çok sevdiğim Kur'an'la alakalı o Kur'an'ın sesini dinlemektir üstadım. Sesini dinlemek, üstadım. Sesini dinlemek ayrı bir. evet. Dinlemek. Şimdi Vav televizyonu deyince işte e, Abdülhalik Bey bahsetti o projesinden çalışmalarından Allah razı olsun. Allah selamet versin. E, kendilerine bahsedince ben hemen aklıma biraz böyle e, intikalim de iyidir. E, bir hemen bir rivayet geldi. Efendim o rivayette hatta bu vavlar biliyorsunuz Bursa Ulu Cami'de hemen hı hı. E, şöyle söyleyeyim kıbleye doğru döndüğünüzde sağ kapıdan girdiğinizde hemen sağ tarafta ve gelen bütün ziyaretçiler <laughs> o müthiş bir hatdır orası üstadım. Büyük ve o. şeydir ittakul vavat. Vav, i̇ttakul vavat. Evet ha. vavlardan sakın. Takıl, ha. Evet yani hem hadis olarak rivayet edilir hem de hadis olmadığına dair kelam-ı kibar olduğuna dair rivayetler var. Nedir o? Şimdi vavlar ittakul vavlardan sakının diye benim aklıma şu geldi. Yani biz bu, bu kanalda yalan konuşmaktan sakınacağız. Güzel. Ondan sonra Amen. sataşmaktan Güzel. sakınacağız. Ondan sonra efendim haram yemekten sakınacağız. Efendim e, dinimize dair yanlış bir şey ortaya koymaktan sakınacağız. sakınacağız. Mesela orada şeyler peygamberimiz diyor ki mesela vakfın vavından sakının. Aa. Bir de vakıf varsa vakıf kelimesini duysan sakın. Efendim ondan sonra efendim vasiyet varsa Asiyetle alakalı bir edinde sakın. Yani orada vav v harfinde bir var. E, şey hepsi var. Vav işte, vav, evet. e, vakıf, evet. velayet, ondan sonra visayet, vesayet, vesayet ondan sonra. tabi tabii, tabii e, hepsi hepsi var. O vav'larla başlayan beş tane kelime ve hepsinde müminin şöyle bir özelliği vardır. E, aziz dostum benim. Müthiş bir konsepttir aslında Kur'an-ı Kerim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem birbirinden dağınık değildir. Benim gibi insanlar onu dağınık hale getirdiler. <laughs> Etmişler. Birbirinden kopuk hale getirdiler. Anladım. Oysa var ki kendi içinde öyle Biz bir bitir. konsepttir ki Peygamber. şey de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yöntemidir. Metodur. Kur'an-ı Kerim'den aldığı yöntemdir. Uygulamadır. Önce yapmamayı öğretir. Ya. Kirlerden arınmayı, sakınmayı, durulanmayı. Ondan sonra o kabın içine bir şey koyar. Biz mesela öyle yapmıyoruz. öyle Yeri geldiğinde e farz diyoruz. Yeri geldiğinde haram diyoruz. Bir oradan, bir buradan, bir şeyden Allah rahmet eylesin. Ali Yakup Cenkçiler hocamız rahmetullahi aleyh yemek pişirmezmiş hiç. Mısır'da okuyor, okuyor, okuyorlar. <laughs> Ali Ülvi Kurucu hocayla beraber. Efendim Mustafa Sabri Efendi yine orada. Efendim e, başka hocalarımız var e, or orada. O şeyde e, üstadım o ez, El Ezher'de şey vardır. O, e, bu memle bizim memleketimizden giden etrakin kaldığı şey vardır. Ha ha yer vardır. O yer vardır. Ha. Orada or herkes bilir o, o, o Ravakul etrak. <gülüyor> orada <gülüyor> orada şeye kalırlar. Şimdi hep arkadaşlarından yer bir şeyi. Odalarına ha, gider. Öyle. Yapmayacak. çünkü yemek pişirmeye zamana da yoktur. Zamanı. Becerisi de yoktur. Hmm. Bir gün e, demiş ki ya hep arkadaşlarından yiyorum. Bir gün ben de pişireyim ama hiç yemek pişirmemiş. Zaten Arnavutluk'tan gelmiş. Anne baba yok evet, vesaire tabii. falan. Efendim yoksunluk içerisinde Tayir hocam. Şimdi bir gün demiş ki ben yarın size yemek yapacağım arkadaşlar. Ali Kurucu Hoca'nın hatırasında bu var. Yarın size yemek yapacağım. Efendim o bende bendesiniz, benden siz demiş <laughs> efendim. E, sonra ya bu yemek pişirmemiş hiç. Onlara da nasıl pişireceğim dememiş. Nohut almış. Emrullah Hocam kuru fasulye almış. Soğan, <laughs> domates, efendim patlıcan, et hepsini karıştırmış. efendim karıştırmış aynı anda. Bir kaba koymuş, ondan sonra gaz ocağına koymuş, üzerinde suyu doldurmuş, yağı da atmış vesaire. Eyvallah. Bir saat sonra efendim hadi bakalım yemeğe gelmiş. Nohut pişmemiş, kuru fasulye pişmemiş, <laughs> bulguru katmış, birinci katmış. Oradan ben şunu çıkarıyorum. Biz dinimizi anlarken, anlatırken aynı Ali Yakup Cekter ya. hocanın yemeğine benzettik üstad. Teşbihe bakar mısın? Orada orada bir insican, orada bir sıralama, orada bir efendim... Bir indiraj, bir bir derecelendirme vesaire. Neyi önce koyacağız? ya? Bir yemek evet. yemek. Bak Tahir Hocam, aziz dostum benim. Bir yemeğe pişirirken bile önce bunu koyacaksın. Tabii. Bunu koyma. Tembih ediyor şefler. Yemek, yemek efendim yemek yapmayı öğreten şeflerimiz tabii. tembih ediyor. Aa sakın diyor bunu önce koymayın. Tabii, tabii. İki dakika, bir dakika. E, aziz dostum ben din din bir müessese İslam tabii. dini hele öyle bir müessese ki en mü mükemmel müessese. Onu anlatırken onun bir insicamı onun bir güzelliği, onun bir sıralaması, onun bir ahengi, onun bir karamajı, onun bir tonu, onun bir renk tonu. Ya. Yani kıyafetini bile yaparken, programa girerken ne dediniz Tahir hocam? Hocam nasıl kıyafetim güzel olmuş mu? E üstadım bak bunun bile bir konsepti var. İşte İslam dininin özelliklerinden birisi şudur üstadım. Önce haramlardan ve pisliklerden, yanlışlardan insanı temizler. Tabii. Bakın Hucurat suresine bakın hep yapmayın, yapmayın, yapmayın diye Tabii. gider nehi hazır. La tuqaddimu hmm. beyne yedeyi. Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyin. La terfa'u esvatekum. Sesinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın. Ondan sonra la yeshar kavmun bin kavmin. Bir kavim bir kavimle bir insan bir insanla. Bunun konum itibariyle, ırkı itibariyle, memleketi itibariyle, dili itibariyle, konuşması itibariyle alay etmesin. Efendim, la teciteni bu. Efendim, hep böyle sakının, sakının. Hep şeyi yapmayın, yapmayın. Niye? Temizleyecek bir insanı. Bir kap düşünün ki onu temizlemeden onun içine dünyanın en güzel yiyeceğini koysanız onu bozar. Öyleyse evet. dinimizde böyle. Onun için bu ittakul vavattan geldik. Hı hı. Önce ben şöyle diyorum. Ben yani e, hiç e, e, siyasette politikayı hiç yakın olmadım. Hep hayatımda evet. aynı mesafede durdum. Ama şöyle diyorum böyle dinliyorum mesela böyle zaman zaman bakıyorum tabii takip ediyorum okuyorum vesaire. Mesela diyorum ki Ali abicim ben bir gün siyaset yapacak olsam milletin huzuruna çıktığım zaman şu öğrendiğim ahlakla hareket ederim. İslam ahlakını Hı, tabii, öğrendim. Tabii, tabii. Önce yapmayacaklarımı söylerim. Derim ki ben yalan konuşmayacağım. Ben haram yemeyeceğim. Ben hakkım olmayan bir şeyi kendimi almayacağım. Çocuklarıma yaklaştırmayacağım. Üstadım böyle başlarım. İttekul vava, bu vav harfini gördüm ben o beş tane vav Tabii. gördüm. <laughs> Hemen aklıma geliyor. İttekul vavat. Bu son şeyi söyleyeyim, cümlemi söyleyeyim Haceli abimi dinleyeceğim. İstazla. Bu kanalda yanlış yoktur. Yanlış yapmayacağız. bitti İnşallah. Sloganımız da İsmini zaten evet, gerçek, evet, gerçek evet. bilgi doğru yorum. Evet. TV'nin sloganı da o bu. Ona da çok küçük bir şey söyleyeyim üstadım. Onunla alakalı da ben biliyorsun aynı zamanda eğitimciyim. Tabii. Şeyle alakalı şöyle anlatırlar. Bir bilgiyi. Bilgi dediğiniz zaman üç şey gerekir bize. Yani öğrenmeyle ilgili, öğretmeyle ilgili özellikle öğrenmenin ve öğretmenin kıvamını yakalay yakalayacaksak üç sacaya lazım. Bir tanesi evet. doğru bilgi. Tabii. Bilginin <laughs> doğrusu. doğrusu. Ve çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. O doğru bilgi doğru insanın ağzından çıkacak. İşte. Hadi ha, buyur. Tabii. Şimdi mesela eskiler efendim Eflatun'un güzel bir sözü vardır. De ki Der ki o... لو سكت الجاهل لسقط الخلاف. Vay vay vay. Ya cahiller sussa ihtilaf ortadan o, kalkacak, kalkacak zaten. <laughs> tabii tabii ihtilaf ortadan kalkacak. Onun için e, aziz dostum benim e, doğru bilgi tamam doğru ama doğru insanın ağzından, sevilen insanın ağzından, Hı. bilinen insanın ağzından, temiz insanın ağzından çıkacak doğru bilgi. İkincisi üstadım yetmez. O bilgiyi doğru yöntemle aktarmak gerekiyor. Nasıl Doğru tabi. Tabii. Çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey, aynı malzemeler var. Aynı malzemelerden bir hanımefendinin meydana getirdiği, yemekle, pişirdiği bizim, yemekle doğrusu. diğerinin pişirdiği aynı değil. Yetmez üstad. Doğru uygulama, doğru servis. Hmm. Bilgiyi, Bilgiye doğru bilgiyi aldık. Öğrenme efendim, öğretmeyle alakalı. Efendim onu nasıl öğreteceğimiz, usulünü, yöntemini öğrendik. Uygula. Onun için Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili şöyle bir ifade kullanılır. Çok hoşuma gider benim. Allah rahmet eylesin. Muhammed Hamidullah Hoca'nın ifadesidir. Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dinin en kusursuz uygulayıcısı idi. Gene bizde eksik. Ya, ya Hacı Ali Abicim benim. Onun için. ittakul vavat. Vav'dan bak biraz çok dolaştık ama. Yok yok. Neticede döndük dolaştık. Kubbe ile beraber. Ama kubbeyle, de, kadar, de, Buraya e geldik evet. Otu evet. kime emanet ettiğimizde yerini buldu Estağfurullah. hocam bu çıktığınızla anlattıklarınızla ve tabii ki Allah. o eğitimci karakterinizle bizler de ilk programımızda ilk dersimizi almış olduk ne, ne güzel ne dinleniyor hocam. değil mi ha, hocam? çok ha, güzel yani Allah. böyle anlatsa sabah kadar dinleniyor. Hocam anlatırken arkada da bir akarsu ıı, şey görseli vardı. Hayır, hani adeta bir akarsu misali evet. beslediniz bizleri ağzınıza sağlık hocam. Evet. Bir cümle daha atayım Hacı Ali abiye dönelim hakkını helal et. Estağfurullah. Yine Abi biraz sen böyle... anlat ben demeyeceğim <laughs> Son... vakit yok. <laughs> Siz anlatın biz böyle. Son şeyde diyor ki e, e, yani onu da sağlamak lazım üstadım o da çok büyük bir şeydir. Yani büyük bir e, meziyettir dinlemek dinleyebilmek. Evet. Bak Kur'an-ı Kerim öyle başlıyor şeyde. Kur'an-ı <laughs> Kerim'in Fes'te, feste Susmayı becer. Bitti. Susmayı becer Basti. ki dinlemeyi becerebilesin. Onun için e, şimdi e, Sokrat bu akşam şeyden açtık böyle filozoflardan açtık. <laughs> Efendim Sokrat Sırat böyle Sokrat'ta abi. Çok, çok konuşan benim gibi bir genç görüyor. Durmadan konuşuyor konuşuyor. Sokrat biraz bakıyor 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 Sokrates. baktı diyor evladım diyor. Ağzından biraz kulaklarına fırsat ver. <laughs> Niye görmez misin yavrum diyor. <laughs> görmez misin ki Rabbim ağzını bir kulaklarını iki, tane iki. Ya. ya. Evet bu tam bana üstad. Sustum abi. Ya ne diyorsun? <laughs> Biz dört <Öyle gülüyor> şey kulak Allah. dinledik ya. hocam böyle. Şimdi hocamı dinlerken şey aklıma... Muhammedi olmak meselesi vardır ya. Hı hı. Muhammedi olmak Kur'an'ın uygulayıcısı. Dediniz ya işte ya bilgi evet. en uygulayıcısı. Her zaman söylediğiniz şeydir. Muhammedi olun kardeşim. Nedir? Kur'an'ı tam manasıyla anlayın ve ona göre hareket. Hepimiz için geçerli bu. Zaten elde iki tılsım var. Yani benim bildiğim. Birisi hakka iman, birisi ahirete iman. Bu iki tılsım ile insan... E, bu zindanı dünyadan işte huzuru rahmana götürecek bir musahar at şekline getirir. Anlatabiliyor muyum abi? Biz bunları elde etmek için elimizden gelen bütün gayretleri sarf etmeliyiz. Yani insanı kamil olabilme, erdemleşme, bilinç seviyesini yükseltme meselesi. Kur'an'ın kendisiyle beraber hemdem olursanız bu ortaya çıkar güzellikler. İşte hocamın anlattığı güzel duygular. Şimdi hocam ayet okurken aklıma şey geldi. İşte bu Ramazan-ı Şerif'teki e, hikmetler şunlardır ki Cenabı ı Hakk'ın rububiyetine, e, insanın hayatı içtimaiyesine, hayatı şahsiyesine ve e, niyami ilahiyenin şükrüne dair bir sürü hikmetleri var. Yani bizi insan yapan mesele Kur'an'da o kadar güzel silsile halinde hocam çok net tabi bil, hocam bilgisi kadar ben bilmiyorum Kur'an ama ben bildim bile hocam Kur'an'la e, düşüp kalkar, onunla yatar kalkar bir hayat çizgisi yapmıştır şu an, şu an kendine Kur'an'ı. Ben de or, oradan feyiz alıyorum e, hocamdan. Allah. Ama öyle öyle. Sağ ol. Allah. Öyle abi. Hocam tanışmışlığınız ne kadar bir süreye dayanıyor? Allah 35 yılı geçmiştir herhalde. Vardır değil? Eyvallah, 40 yıl. Var. Evet. Tabii 40 35 yıl. Tabii yıl. Evet. 35. Yıl. Yani 84 83 84. 80, 84. Evet. 84'ten evet. beri. Evet. Ama biz tabii kaybettik birbirimizi <gülüyor> sonra <gülüyor> bir yarışmasında birbirimizi bulduk ama. Evet. Vallahi Hocam o zaman da e, o gençlik döneminde bile hep böyle Kur'an'la ilgilenirdi. Yani evet, hafız olması münasebetiyle hı hı. artı bir de bir kendi yani kendini vakfetmişti o gençlik haliyle. Sabit. Biz o zamanlar lay lay lom yapıyorduk işte basket takımında oynuyoruz işte bu, bu kısa boyda. Tiyatro kolu başkanı. Tiyatro kolu başkanı evet, şeyde, falan filan. 35 yıl öncesinde Tabii o zaman ko, 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 o tiyatro İmam vardı. İmam Hatip Lisesi'nde evet. tiyatro kolu başkanı Hacı Ali Konuk. İyi hatırlıyorum yani. Evet, Allah <laughs> Allah selamet versin. Müdürümüz İsmet Afik kardeş, Altı kardeş. Altı kardeş. Ya. hoca efendim bütün kolları oraya buraya koşturur ama tiyatro kolu Hacalli Konu'a Emanet bence doğru kişiye emanet. Eyvallah. Evet, sahibi doğru kişiye sahibine emanet edilmiş. Eyvallah ya e, bu bir de insanın niyetleri önemli. Eğer niyet niyet ettikleri, insanın niyet ettikleri olmuyorsa ya hakkında hayırlı değildir. Hı hı. ya da hakkın değildir. Eyvallah. Yani bunu Eyvallah. bunu çok iyi bilmek lazım. Hayatı içtimaiyede insanın belirli yerleri vardır. O yerlerde durmasını da bilmeli. Hani dedi ya ağız vardır, efendim iki tane kulak var. Yani bu bunlar da bilmek lazım hakikaten. Ben biliyorum, sustum. Estağfirullah. Sustum, pasta attım sana ağabey. Estağfirullah. E, Ramazan konuşuyorsun. Biraz önce Hucurat Suresinden bahsettiniz. Orada yapmamamız gerekenler ya, ya, evet, evet. anlatılmış. Şimdi günümüzde malum bilgi kirliliği çok fazla. Yani dedik ya doğru bilgi, gerçek bilgi. Olması lazım. Günümüzde artık şu bir tık ötede denilen şu internet vasıtasıyla bir kelime yazdığınızda binlerce karşınıza bilgi çıkıyor ve bilgi kirliliğine maalesef kapılıyoruz. Onun için kaynak çok önemli. Evet. Tabii ki en büyük kaynak Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnet seniyesi bizler için en önemli kaynaklar. Şimdi Ramazan ayı geldi. Genelde Ramazan ayında bazı sorular sorulur. Hı hı. E, hocam işte şunu yapmayın, bunu yapmayın. Ramazan'da şu orucu bozar mı, şu hı hı. bozmaz mı? Genelde e, dini anlatırken ya da bazı kaideleri anlatırken evet önce yasaklardan bahsedilir ama Ramazan ayında hep bu yasaklar sorulur hocalara. Hı hı. Şimdi ben Tam tersini sormak istiyorum yani Ramazan ayına geldik. Çok mantıklı. Ee, daha güzel bir oruç tutmak, daha Nasıl? güzel ibadet yapabilmek, daha hı. güzel namaz kılmak, daha güzel Kur'an okumak ve dinlemek. Hı hı. Bunların ipuçlarını biraz sizden evet, dinleyelim evet. mi? Şimdi estağfurullah Tahir hocam o bizim o dediğimiz bu, bu bahsettiğimiz yapmayınlar e, haram olan şeylere dairdir Kur'an-ı Kerim'deki. Yoksa bu bir ibadetle alakalı yapmamız gerekenler ve yapmamamız gerekenlerle ilgili değildir. Tabii, tabii onun, İnsanlar merak onu, ettiği onu, için. Onu, 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 onu karıştırabiliriz. Şimdi üstadım şöyle bir giriş yapalım. Mesela algılar insanı yönetiyor. Algılarımız, daha önceki güdü, güdülenmelerimiz farkına varamıyoruz. Tabii Bizim temel handikaplarımızdan bir tanesi, temel problemlerimizden bir tanesi, dinimizi anlama ve yaşamadaki en büyük problemlerimizden bir tanesi, bu güdülenmeler ve algılanmaların efendim hazır olarak buluşumuzdur. Hı hı. Yani güdülenmişizdir. Oruçla alakalı küçük yaşlarımızdan Tabii beraber nasıl bakacağımıza dair ibadetleri nasıl bakacağımıza dair öyle bir kulvara sokulmuşuzdur ki kafamızı kaldırıp da acaba Nedir? diyecek halimiz kalmamış. Basit bir tane böyle basit gidelim efendim izleyicilerin de affına sığınarak hı hı. kardeşlerimiz. Şimdi mesela. Ramazan dendi şöyle bizim köylerde büyük annem, babaannem, <laughs> annem şöyle kullanırlar. İşte Ramazan geldi yine. Sezai Karakoç Hoca ile girdiniz mesela. Evet, tabii. Sezai Karakoç hocadan öğrendim ben mesela. daha yıllar sonra her Ramazan'ın ayrı bir Ramazan olduğu. Giden Ramazan'ın bu Ramazan'ın giden Ramazan, Ramazan, Ramazan olmadığı, gene geldi. Ya yine geldi demek seni istemiyorum demektir. Bak iyi bir kavram tabii değil. Olumsuz bir. Aziz yani. dostum benim tabii gene ya yine geldi. Yani çok özür diliyorum yine geldi başımın belası gibi bir algı oluşturur bir yavruda bir çocukta. Mesela köyde efendim bizim hocamız vardı Allah rahmet etsin hafız kalsın. Şimdi girerdi şeye camiye biz de erkenden girerdik şeye başladık hocayı dinlemeye ama hocanın müktesebatı dünyaya dair efendim dünyayı tanıma insanları tanıma Kur'an'ı bir bütün olarak da öyle bir vizyonu öyle bir şey olamamış imkanları olmamış yani. Ya olmamışsa ses etme o zaman. Ses etme, ya ses, etme. Çarpma. Şimdi başla anlatmaya efendim. Namazdan kurtuluş yok. Değil namazdan de. kaç kaçış yok. ne Allah 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 Allah. Üstadım bunu dinleyen bir çocuk namaza nasıl bakar? Ben hala şöyle bir cümle kuruyorum Tahir Hocam. Yani Allah beni de affetsin. Benim yani eğer e, e, hata ediyorsak efendim dinleyenler de affetsin. Ama bu kullandığımız dile bu ortaya koyduğumuz tavra rağmen yani daha netleştirelim, bize rağmen hala insanlar müslüman onun için Allah'a hamd ediyorum. Allah hamd ediyorum. Ya. Yani on, e, şimdi Hacı Ali de e, ben istifade etmek istiyorum bu akşam. Daha sonraki şeyde bölümde Hı -hı. Ramazana bir giriş yapmak Tabii. istiyorum. Yani nasıl bir giriş yapacağız? Efendim gerek, gerek kelime üzerinden, kavram üzerinden gerekse o ibadet müessesesi üzerinden gerekse peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl girdi? Veya sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki Ramazanlar. Bir yedi sene bir Ramazan var. Sekiz senelik o Ramazanlar nasıl? Nasıldı? Tabii, tabii. Oraya girersek üstad tabii. o zaman bunları anlamlandırırız üstadım. Anlamlandırdığımız an artık kabul diye bir problemimiz kalmaz. Çok doğru. Aziz dostum benim. Evet. Çok doğru İnşallah hocam. İnşallah giriş yaparız. İnşallah Çok bir sonraki <laughs> saatimizde. Daha detaylı yani değineceğiz. Ben çok özür dilerim ama su, vaktimiz daha şey var ama su istiyorum e, üstadımda. Arkadaşlardan rica edelim. E, Canlı yayında su istedik artık getirilir. Ki, tabii ki. <gülüyor> şimdi <gülüyor> şimdi hocamızın okuduğu ayetlerde de şey diyor zaten. Evet. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi doğru yolun ve hakla batılı birbirinden <laughs> ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği Ramazan ayıdır. Aslında yani Rabbimizin bizlere böyle e, 11 ayı yaşatıyoruz. Hadi alın bakın bu bir ay da sizin için. Tabi. Yani zaten Rabbim e, şey buyuruyor. E, Hadis-i şerifte insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Mükafatını da ben vereceğim. Buyuruyor. Kullu Allah amel ibni adama illa evet. Çok ya. enfes bir hadistir. Evet. yani bizler ben için bir fırsat e, diyoruz ya hani hep böyle bir neşeyle karşılarız. Evet ee, yine demesek de özellikle çocuklarda vardır hocam bu Ramazan ayını böyle bir heyecanla karşılama. Çocuklukta da öyleydi değil mi acaba? Ahmet, evet. Abi eğlenci olması lazım. Dünyaya ait eğlence olması lazım. Nedir? Ramazan geldi. Eğlencenin alasını yapacaksın kardeşim. Nedir eğlence? Tırnak içinde söylüyorum. Ruh eğlencesi. Ruhunu eğlendireceksin. Bırakacaksın ruhunu salıncağa. O salıncakta Hı -hı. sallanacak kardeşim. Yani bırak kendini. İnsanları bir kabın içine sokmaya çalışma. Güzel dille anlat. Kalp deniz ise dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya ovurur. Onun için biz kelimelerimizi, sohbetlerimizi ona göre dizayn etmemiz lazım. Ramazan geldi. Hoş geldin, sefa geldin. Aydınlanma zamanı. Aydınlık. Bilginin en üst seviyesi zamanı. Allah'la bütünleşmenin, yani onu hissetmenin damarlarında, iliklerinde, her halinle. Ben en çok sevdiğim ayet var. Şimdi. Ayetler ayrılır mı? İnne Allah minel mu'minin enfusehum ve envalehum bi enne lehum Ay be kardeşim be. Ay be kardeşim be. Yani ticari zekamız olsa yatırımımızı yaparız. Kısacık 80-100 yaşına kadar yaşa. Bu fani ömrü, baki ömre tebdil etmenin yolları var kardeşim. Hiçbir madde yoktan var olmuyor, vardan da yok olmuyor. Yok olmayacağımıza göre bir gün gelecek kapılar açılacak. Gelin bakalım kardeşim diyecekler. Fakat bunu böyle bir dille anlatmamak lazım. Gel bakalım falan. İşte diyor ya işte hoca o zaman konuşma kardeşim. Niye müjdelemiyorsun? Ne güzellikler anlatmıyorsun? Alıcısı evet. Allah olan bir şey üstadım bir alışveriş. Böyle bir Alıcısı şey. Alıcısı Allah. Allah. İşte ra minel müminine enfusehum ve ve envâlehum. Yani cennet karşılığında müminlerin canlarını ve mallarını Allah satın aldı. Alıcı kim? Allah alacağı şey, bu böyle anlatırsan Tabii mevzu da, şöyle evet, bir de evet. mesela bu akıl yani Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıması için verdiği ya, levazımatımızı te tedarik etme etmek için verdiği el, kalp, göz, akıl Hı -hı. hepsi Cenabı Hakk'a ait değil mi? Ona ait. Hı -hı. Sana o kendi o, ona ait olduğu için sen onun adına bak her şey onun mal olun fakat onun adına işlettirirsen karşılığında mükafat veriyor. Diyor ben sana 100 bin lira veriyorum. Benim adıma işlettirirsen 10 milyon alacak. abi ticarete bak. Böyle bir şey olabilir mi? Geçen hocama da söyledim. Yastığa kafayı koydum. <laughs> Şöyle televizyon izliyorum abi. Allah Allah dedim ya. Şimdi kız kızlarım var iki tane. İşte Allah, Allah bağışlasın. Hocamın da çocukları var. Allah hepsini bağışlasın. Allah. Şimdi herkesin, dünyadaki herkesin çocuğunu bağışlasın. Allah. Öyle diyelim. Bir baktım büyümüşler. Ve biz mezara doğru gidiyoruz abi. Allah Allah. Mezar sonsuzluğun kapısı. Niye ürkeyim ki? Sonsuzluğa açılan bir kapı. Hani insan doğarken ağlar ya herkes bayram eder. Ay çocuğumuz oldu. Yani biz öyle bir hayat yaşamalıyız ki herkes ağlarken biz bayram edelim. Ya. Öyle bir hayat yaşayalım abi. Yani insan kendine kabir değil kendini kabri hazırlayacak. Kendine kabir almayacaksın. Kendini kabri hazırlayacaksın. O sonsuz kapıdan içeri girmek. Cenab-ı Hakk'a ulaşıyorsun. Ne kadar güzel bir şey ya. Ben yapıyorum cennet. Cennete gidip ne yapacaksın kardeşim? ne var cennette? Gittin Ne olacak? Cenab-ı Hakk'ı merak etmiyor musunuz? O rahmaniyet, o rahimiyet, o cemil ismi nasıl? Onların bu dünyadaki tecellilerine baktığın zaman insan hafsalası duruyor. Bir yatın bir, bir yaz günü veya bir, şöyle uzanın şöyle bir yıldızlara bir bakın abi. Bu nasıl bir durum? Yani bu nasıl oluşmuş kardeşim? Herkesin dilinde Allah Allah da bize Allah'ı şöyle anlattılar. Tasvir ederek anlattılar. Artık bu İsrailiyat mı demek istiyorsun buna? Ne demek istiyorsan. Eli sopalı bir adam düşünüyorsun. Allah sevginin kaynağı. Yar yani bütün dünyanın merkezi her şey o. O varsa var o yoksa yok. Bu kadar güzel yani. O sevilmez mi abi? Evet evet. Bir tane örnek vereyim size üstadım. Buyur, Aziz hocam. dostum benim. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi yani işte ben Kur işte Estağfurullah. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı dil. Mesela bakın. E, Ali İmran suresi e, yanlış hatırlamıyorsam Emrullah hocam beni düzeltir. Değerli dostum benim. Mesela diyor ki kul in kuntum tuhibbun Allah'e. Al işte. At bak tuhibbu kelimesi. Allah'ı severseniz, seviyorsanız. Fettabiuni Peygamber" diyor ki bana uyun da yuh bibkumullah Allah da sizi sevsin. Vay anam vay. Şimdi çok enteresan bir şey daha şey üstadım bu ayet bak bu hani o, o konsepti görmek hı hı. diyoruz ya evet. o kompozisyon, kompozisyonu görmek. Devam ediyor anlatıyor biraz ayet-i kerime. Bitirirken şöyle bitiyor fe in Eğer bundan yüz çevirirseniz. Bunu reddederseniz, buna sırtınızı dönerseniz fe inna la yuhibbul kafirin. Gene sevmek üzerinden. Hay Ama ya. Allah inkar edenleri sevmez ki. Ya. Üstadım bakın bir yarım sayfa Kur'an-ı Kerim'in kullandığı dile bak ya Rabbim. Ne kadar güzel bir dil. Beni seviyorsanız Allah'a seviyorsanız bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah inkar edenleri Biz sevmez. Kur'an'ın kullandığı dil benim kullandığım Hadi dil. Hadi buyur. Ya. Dil çok önemli. Dil, ama dil işte Farsça'da saat gönül demek biliyorsunuz. Kur'an'ın kullandığı dil benim kullandığım dil. Oynuyor. Başka bir şey bir işe yaramıyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ın o kullandığı orada bize öğrettiği dili mutlaka yakalamak gerekiyor. Istedim. Yani gönül yorgun düşerse ya. yürek dilsiz kalır kardeşim. Ya, 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 ya. Hocam ne kadar güzel konuşuyorsun ya. Estağfurullah. Ben şurada şöyle bir kestireyim. <laughs> ya kestireyim ki de, şöyle seni keseyim. Amırdan. Estağfurullah <laughs> Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aziz, olsun. Ee, <laughs> e, hocam bir hazırlık vardı ister istemez. Şimdi Ramazan'ın ilk günüydü. Arkadaşlarımız da e, eğer o VTR hazırsa onu kullanalım. <laughs> e, emin önündeydiler. Malum emin. Ee, Eminönü denildiğinde o özellikle Ramazan öncesinde o son hazırlıklar, son alışveriş onlar geliyor. Arkadaşlarımız da e, bugün oradaydılar. Evet. Vatandaşlarımıza böyle mikrofon uzattılar. Hem hmm. İstanbul'da hem de İzmir'de. Bir ona bakalım neler yani, söylediler. Yani wow Vav TV emin önünü izleyiciler için evin önü haline getiriyor. <laughs> Aynen Hadi öyle. Hadi görelim bakalım. Aynen öyle. İzleyelim <laughs> ardından devam Hadi bismillah edelim. görelim üstadım. Eyvallah. Alışverişler yapıldı mı? Şu an devam ediyor. Şu an içeride eşim var. Hı. formu alıyor. Peki neler alınıyor? Yani onu ben yapmadığım için, eşim bildiği için o ne alırsa artık onları. Fiyatları nasıl? Fiyatlar şu an e, herkese göre, her bütçeye göre peynir var yani. Başka neler alındı poşetlerde? Olmuş. Evet işte turşu, sucuk, pastırma, bütün şeyler işte az az bir şeyler alacağız. Hurma alacağız. Öyle şeyler. Kahvaltılık var. Başka? Kavurma var. <laughs> Poşetlerde bir sürü şey görüyorum. Tepsi, Neler alındı? Hepsi Ramazanla alakalı değil yani. Kahvaltılık ay, yok ay, ay. Yok kahvaltılık almadık. Genelde buraya kahvaltılık <laughs> için geliyorlar. Biz böyle geçerken uğrayan tayfalardanız. Nasıl peki Ramazan'a hazır mıyız? E ee, hazır gibiyiz bakalım. Gibiyiz. Evet inşallah. Ramazan geldi. 11 ay sultanı Ramazan geldi. Hoş geldi. Buyurun. 11 ay sultanı geldi. 11 ay sultanı. Ramazana hurma, Ramazana hurma, Ramazana hurma, Ramazana hurma. Ya güzel alacağım da. Alacağım zaten. Başka neler alındı efendim? Daha bir şey almadım. Daha yeni geldim. Yeni geldiniz. Ha. Kahvaltılıklar alınca. Yarım kilo verin. Yarım kilo. Torunumu aldım. Ama Ramazan alışverişi görüyorsunuz. Çok kalabalık. Sizin tamam mı? Bizim tamam. Neler alındı? İşte evimizin ihtiyaçlarını. Hı, kahvaltılıklar daha çok alındı. Aynen öyle. Yani eskisi gibi değil. Gerçekten tatlısı kalmadı. Bir de şimdi bu korona hastalığı olan çıkınca insan nereye gideceğini şaşırıyor. Vallahi ne yapalım? Allah Cenab-ı Allah sağlık saat verdikten sonra her gün bayram. Hiç... Otuz lira, otuz, otuz, bal bal, otuz lira. Otuz lira. bakıyoruz. Başka neler alınacak efendim? Alacağım biraz, gel, peynir, gel, plan, gel, gel. biraz peynir gel, falan. peynir, bir Ramazanlık. Neler alacaksınız? Ramazanda olmazsa olmazınız var mı sofralarda? Tabii ki mutfak erzakları, fasulye, nohut, pirinç, furmamız, tatlımız, helva. <laughs> Onları alacağız. Kalabalık da tabii değil mi son gün diye? Eskisin göre daha iyi. O kadar çok kalabalık değil yine de. Yo normal sakin. E, meyve alacağım. Şey, peynir alacağım. <laughs> yeah. Ramazanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Oo bolluk vardı eskiden. belli bir hazırlık yok. Çünkü günübirlik olduğu için her şey pazarlardan temin edebiliyoruz, marketlerden temin Tabii edebiliyoruz. Günübirlik alıyoruz. hepsini alıp koymaya gerek yok yani. Her yer açık. Her yer açık olduğu için günübirlik alıyoruz. Tabii heyecan da var. Hayırlısı olur inşallah. İnşallah şu hastalık biter, herkes rahata erer. Yani esnaf da artık rahatlar. Bizler de rahatlarız. balık Ramazan sofraları olur değil mi? Aynen aynen. Annelerimizi babalarımızı özledik. Onlarla bir sofra kurmayı özledik. İnşallah dolu dolu güzel geçiririz. Feyizli bir şekilde. Ülkemize selamete çıkar inşallah. Allah sağlık saat versin. Hastalıklar ortalıktan kalksın gitsin. Başka da bir şey istemiyoruz. Eski Ramazanlar nasıl? Bu sene daha çok özlüyoruz herhalde. Özlemez miyiz hiç? Teravihlerimiz yok. Namazlarımız evde. Heyecan hiçbir şekilde yok yani. Eski heyecan yok. İnşallah geriye döner. Kısıtlamaları var diye. O şekilde hanımla beraber ufak tefek eksiklerimiz var onları tamamlayacağız. İftar sofralarında olmazsa olmazınız neler? Çorba. Çorba. İşte bakliyat ürünleri. Evet. O tarz şeyler tabii. Şimdi Ramazan hazırlığını gördük. Şimdi kıymetli hocamızdan Yeni Cami İmam, İmam Hatibi de. Emrullah Hakbaş hocamızdan bir e, merhaba diyelim Ramazan'a ardından da Ramazan'ı konuşmaya devam edelim. Merhaba ya şehri Ramazan Merhaba, merhaba ya. Şehri Kuran, merhaba, merhaba ya. furan merhaba On bir aylık yoldan geldi müminlere rahmet oldu asil Size sağlık. Biraz uzak kaldık böyle ama hakkınıza helal edin. Evet. Emre Hocam. Uzakları ee, yakın edelim efendim. Yakın edelim. İnşallah. İnşallah, <laughs> inşallah hocam. Gelir yakın olunca mekanın uzaklığı da inşallah ortadan kalkar. Amena amena. Evet, Şimdi abi, hocam Ramazan ayından bahsediyoruz ki öyle ki cennette sırf oruç tutanlar için bir kapıdan bahsediliyor. Reyyan'dan evet, evet. bahsediliyor. Evet. Böyle stop. bir ay. Dedik ya doğru bilgi. E ee, doğru yöntem yorum. evet ee, doğru, doğru yöntem kişi, doğru yapıyorsun. Evet eyvallah Estağfurullah. Ee, o zaman sizden bir ramazanı dinleyelim. Estağfurullah. Üstadım şimdi e, bu ikinci madde doğru yöntem dedik yani yani Hı -hı. bilgiyi doğru bilgiyi elde ettik. O doğru bilgiyi doğru insanda aktaracağız ve o aktarmadaki efendim insicam, oradaki usul, metot, yöntem evet. yani sıralama o çok önemli. Şimdi çok bilgili olmak ee, yani Ramazan'a dair çok bilgili olmak ya da başka bir müesseseye dair çok bilgili olmak onu iyi yapacağımız anlamına gelmez. Onun için bilgiye karşı da özellikle günümüzde siz de bahsettiniz Tahir Hocam. E, yani müthiş bir bilgi kirliliği var. Bu Dinimize dair de böyle. Yani bir arama motoruna yazdığınızda bir kelimeyi o kadar çok bilgi geliyor ki onun için o, o bilgiyi nasıl alacağımızı bile çalışmamız ya. lazım. Oturup çalışmamız lazım Hacerli abicim. Onun için... ...eğitimcilerimiz şöyle ifade kullanıyor... ...diyor ki bulduğu her bilgiyi... ...almaya kalkan insan... ...efendim... ...arabanın motoruna bulduğu her şeyi... ...dolduran insan gibidir. Oo. Yani çok bulduğu her şeyi... ...efendim oraya dolduruyor. Dolayısıyla... E, ...bilgiyi nasıl, bilginin seçiciliği... ...onları çok iyi anlamak, çok iyi kavramak lazım. Şimdi Ramazan'la alakalı... ...Ramazan bir müessese üstadım... ...o bir müesseseyi o zaman... ...bir giriş yapmamız gerekiyor... Evet. Yani girişte yaparken nasıl yapmak gerekiyor? Neden böyle bir ihtiyaç var böyle bir ibadete? Ha, neden? Yani onu bir görmek lazım. Ben şimdi bak daha programa girer, girerken gecenin içinden girdik. Bak şu anda dünya zaten kendisi bu coğrafyada her yerde evet. değil. Ama bu coğrafyada bak bir oruca girdi. Tabii. Gece bir dinlenmeye girdi. Cenab-ı Hak bile öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve leyle li fihi. Ben geceyi efendim meydana getireceğim. Listet onu da sükunet bulasınız. Onun içine dinlenesiniz diye. Şimdi bir etrafımıza dönüp bakalım. Etrafımızdaki her şey oruç tutuyor üstadım. Bütün kainat, bak, bütün varlık. Hayvanlar, vahşi hayvanlar. Üstadım kış aylarına doğru yaklaşık depolarlar. Yiyecekler, yağları depolarlar. Sonra belli bir mevsim gelir. Girerler. Kar yağar. Artık av bulamazlar. Girerler inlerine, yuvalarına bir kış uykusuna dalarlar. Hayvanların orucudur bu. Şimdi şöyle düşünebilir miyiz? Hayvanlar gitti eyvah bunlar oraya gitti aç kaldı ölecekler. Hayır. Oradan daha diri bir şekilde baharla beraber karların erimesiyle beraber oradan çıkarlar. Ve yeni bir aşkla yeni bir heyecanla efendim yine rızıklarını aramaya başlarlar. Bitkileri düşünün. Bitkilerin hepsi oruç tutarlar. Belli bir mevsim gelir, sonbahar, yavaş yavaş yapraklar dökülür, meyveler toplanılır vesaire, ağacın üzerinde hiçbir şey kalmaz. Üstadım bu alan alakalı çalışan bilim insanları diyor ki bazen o ağaçlar öyle gelir ki kökleriyle beraber yerden bile su almazlar. Aa. Su, su. O belli bir Aa. su bile almazlar. Üstadım bu onların Aa. öldüğü anlamına mı gelir? Hayır. Ama ondan sonra bir bahar gelmeye başlar ki aman ya Rabbi yavaş 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 orca halindeler. Öyleyse insanın üstadım insanın dinlenmesine ihtiyaç var. Canlıdan geçtim. Mekanik şeylere bakalım, Tabii aletlere bakalım. Öyle. Bir arabanın motoru sürekli çalışsa, sürekli yiyor, yesin <laughs> Üstadım çok erken gider. Bak artık Batı dünyasında tıp biliminde de ilminde de artık çok net bir şekilde bir tedavi yöntemi meydana geldi. Oruçla Oruç, tedavi. Yani. Ve onun evet. süresi çok enteresandır Tahir Hocam. Şöyle diyorlar. Eğer aç kalmayla, vücudu dinlendirme, organları ile alakalı size bir kür veriyorlar. Ve o kür ne biliyor musunuz? En azı yer kıvam alacaksınız diyorlar bir ay. Bir ay. Ve maksimum 36 günü geçmiyorlar. Bak şimdi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi nasıl oturuyor. Diyor ki mesela Hani Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Men ca'e bil haseneti fe lehu Her kim bir iyilik getirirse Allah ona onun ona karşı 10 on iyilik verir. 10 on güzellikle onu süsler, zinetlendirir. Şimdi bak Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her kim Ramazan ayını oruçlu geçirir, Ramazan'dan sonraki Şevval'de de 6 gün daha oruç tutarsa bütün yılı oruç tutmuş gibi Rabbim ona sevap verir. Niye diyor 36 gün? Kameri şeyde yılın 36. şeyleri ne kadardır üstadım? Ay, 360 gün. 360. 360 gün. 36. Bak bir yani 10. bir gün oruç tutacağız. 10 gün oruç sevabı verecek bize Cenab-ı Hak. Şimdi bu bu böyle bir müesseseyi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı gel gel yaklaştığında onu öyle bir heyecanla, öyle bir şev manevi şevkle, öyle bir lezzetle ki bütün ashabının etrafındaki insanlar böyle dört kez de o günü beklerler. Ve sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten en önemli misafirini karşılar gibi onu karşılar. Ama bunu heyecanla ya yapar. Bunu, bunun hazzını, şevkini yaşar. Yaşayarak onu şey yapar. Bak Mevlana ne diyor? Mevlana diyor ki, diyor ki bayram Ramazan'ın sonu değil. Divanı Kebir'inde var. Hı hı. Ama Ramazan'ın başıdır. Başı. Ramazanın başını diyor bayram görmeyenlere Ramazan haramdır. Aa, ya her kim ki diyor Ramazanın geldiğine üzülürse bak ne diyor şöyle şöyle günahları vardı demiyor. Değil Çok güzel bir şey Ramazan ona haramdır diyor. Uzak dur be kardeşim. Yani biz şimdi insanlara tutturmak için efendim bir sürü mücadele içine giriyoruz. Halbuki öyle bir öyle bir şey konsepti onu getirmemiz, öyle bir noktaya getirmemiz lazım ki senin bu sene Ramazan tutma hakkını senin elinden alıyorum diyecek. Niye? Ha. E davranışların, amelin, ha. ahlakın, ha. günahların he? ödülünü alacağız. Ya, onun için. Yani insan eyvah bu Ramazan benim elimden gidecek diye ne? bir korku ile e, beklemesi gerekirken bugün eyvah gene geldi ne? nidasıyla, <laughs> edasıyla şey yapıyoruz. Ha Ramazan'ın içerisinde yani e, Kur'an-ı Kerim'de efendim <laughs> e, üstadımın Emrullah Hocam'ın okuduğu o Bakara suresindeki ayet kelimeleri de var üstadım. Yuridullahu ve buram oruçla beraber bak orucun içerisinde hem bir insana bir şeyler teklif edip de teklif ettikten sonra hani o eğer zor bir şey olsaydı Allah ona onu anlatırken yürüdullahu bikumul yusra ve la yuridu Allah sizin için kolaylık murad eder. Zorluk murad etmez. Neyi anlatırken söylüyor bu ayet-i Hani konsept dedik ya. Bizim en büyük handikabımız dinimizi anlamakta ayetleri birbirinden koparmaktır üstadım. Hatta bazı arkadaşlarımızı ben dinlerim. Kur'an-ı Kerim'de konu bütünlüğü yoktur ne? der. Halbuki konu bütünlüğünü kendi kafasında kuramaz o. Kuramaz o kuramayınca der mi ki ben kuramadım bunu. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de yoktur. konu bütünlüğü yok. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de öyle bir insican Tabii, öyle bir konu bütünlüğü, öyle bir elfaz bütünlüğü, öyle bir kelime bütünlüğü, öyle bir harf efendim insicamı var ki ama onu anlayacak bir kafa lazım. Orucu anlatırken eğer Rabbim bana Allah sizin için kolaylık murad eder, zorluk murad etmez diyorsa o zaman bunu bir zor olarak algılamak. Ondan sonra kalkıp da bak şöyle bir kısır tartışmaların içerisine çekiyor Tahir Hocam. Efendim sahur vaktini işte bir saat erken bırakıyoruz. 45 dakika erken bırak. Oruç bırakıyorsunuz uzun insanlara falan. Bunu bir ilahiyatçı söylüyor. Vah 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 4 vah, dakika ya. için yani büyük tartışmalar Ha Seyyid ha diyor ya efendim yani <laughs> ah dostum vah nereden Vay. nereye giriyor? Efendim <laughs> işte şöyle oluyordu 45 dakika. E ondan sonra o çocuk artık şöyle yapıyor. Yiyebilmem için 23 saat kaldı. Yiyeyim yiye, yiyebilmem için 16 saat kaldı. Yiyebilmem için saat 15 30. saat. Yiyebilmem için 14 kaldı. E, bu çocuğun tuttuğu oruçtan bu gencin tuttuğu oruçtan benim gibi insan bu tuttuğu oruçtan ne olur? İşte Rab diye Def getiriyor. Ne Rab diye getiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bu sizin, sizin hiç, hiç, ama ben içiyorum bismillah. Burada çaylarımız da geldi hocam. Resulullah, Resulullah geldi. sallallahu aleyhi ve sellem geliyor onu oraya yapıştırıyor. Diyor ki bak el getiriyor ki. Rub, rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cuh. Nice oruç vardır ki aç kalmaktan başka hiçbir karları yoktur. Ve rubbe kaimin leyse lehu min kıyamihi illa seher. Nicede sabaha kadar geceleri namaz kılanlar vardır ki uykusuz kalmaktan başka hiçbir, hiçbir karları elde ettikleri hiçbir şey yoktur. Hocam yaklaşım işte niyet. Onun için, onun için niyet. Sen bu oraca nasıl yaklaşırsan, bu Ramazan'a nasıl yaklaşırsan, o da sana öyle yaklaşacak. İstediğin gibi yaklaş kardeşim. O nasıl on dinimizde? İstediğin gibi yaklaş sana, kardeşim. Sana bağlı. Onun için üstadım, bütün bak şimdi niyet niyet diyoruz da bak bütün şeyde niyet şöyle. İnsanın kıblesini istikametini belirlediği için niyet diyoruz. Yoksa niyet Hacı Ali abim de sık sık buna vurgu yapar. Yoksa niyet ya Rabbi niyet ettim senin rızan için yarınki efendim orucumu tutmaya sen niyetimi kabul eyle ya Rabbi. Değil. Senin ona yani senin bana niyetin nedir deriz ya insana. Yani senin bu lafları söylemendeki şu tavrındaki niyet nedir deriz ya. İşte ibadetlere yaklaşma niyeti dediğimiz şey oradaki tavırdır. Sizin o ibadete karşı almış olduğunuz Tavır neyse. tavırdır. Yani. Mesela örnek veriyorum. Bak Kur'an-ı Kerim'in en başındaki surede efendim hemen niyet ayeti var. Nerede hocam niyet ayeti? Hocam şurada. Elif la mim zâlikel kitabu la fi. Bu öyle bir kitaptır ki bunda şek ve şüphe yoktur. Bak niyetini ahlakını ona göre ayarla. Huden lil muttakîn. Ona, o niyetle yaklaşanlara, onu anlamak, onu kavramak, onu yaşamak, onu haz etmek, onu bütün gönlüne, ruhuna sindirmek için ona yaklaşanlara o bir şey verir. Diğerleri ondan hiçbir şey alamaz. Başka ayet-i devamında hemen ileride bakın bugün yine bir konsept. Efendim ondan bir şeyler anlamak, onu kavramak, onu yaşamak için ona yaklaşanların imanını artırır. Ama ona art niyetle yaklaşanların pisliklerini artırır. Hadi buyur. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ha. O zaman Tahir Hocam şuraya geldik. Demek ki önce biz işte üstadımın da ifade ettiği gibi önce bir şu Ramazan'a iyi bir niyet etmemiz lazım. Bu müminin, Müslümanın niyetine o kadar çok önem verir ki bu, bu İslam müessesesi. Bak İmam Bukhari efendim El-Cami'u's-Sahih adlı hadis kitabının başına ilk hadis ne konur? İman hadisi konması ne lazım bana ne göre. Ne Hayır niyet hadisini ya. koymuş. İnnemel evet. a'malu bin Ben peygamberin sözlerini, bütün şeylerini, bütün aklımla beraber topladım, Tabii. buraya koydum. Sen şimdi bundan istifade evet. etmek için mi buna yaklaşacaksın? Yoksa bunda gedikler, delikler aramak Eyvallah, için mi yaklaşacaksın? Sonra devam etmiş. Demiş ki eğer böyle niyet yaklaşacaksan bırak o kitabı elinden. Benim bir sürü emeğim var. Onun için innemel a'malu bin niyat. Sonra benim ecdadım ne yapmış? Kur'an-ı Kerim musaf haline gelmiş. Ona en güzel cildini yapmış. Bak yaklaşım mı üstadım? Evet, evet. Ciltlerin en güzeli. İçini atmış, açmış. Hatların, en yazıların güzel, en güzel. güzelini yazmış. Okumaya başlamış Emrullah hocam seslerin en güzelini, Tabii. kelamın en güzelini seslerin yani en, en güzeliyle güzeli en güzel çekin. Üstadım şu yaklaşımlara bak ibadete. Sonra hemen şurasına bir ayet koymuş. Demiş ki la yemessuhu illel mutahhaun. Niyeti bozuk olanlar, içi pis olanlar, imanı imana benzemeyenler dokunmasın bu kitaba. İşte üstadım Ramazan dediğimizde Ramazan'a yaklaşım bu. Şimdi Ramazan'ı bir ne yaptık? Bir efendim bir su, suret olarak, bir resim olarak bizi izleyen kardeşlerimizin önüne getirmeyi gayret ettik. Şimdi içine gireceğiz. İçine evet. gireceğiz, bakacağız içinde neler ne var? var neler. Ama şöyle bir şey yaparsak o zaman ne olur biliyor musunuz? Bunun bu efendim resmini ortaya koyup insanlara göstermeden bunun içine dalarsak Ormandan haberi olmayan bir insanın ormanın içine dalıp da ağaçlardan evet. yönünü, istikametini kaybeden insan gibi oluruz. Doğru. Anlatabildim istedim? Onun için şimdi onun içine gireceğiz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orucu yasaklamış. Mesela bir oruç var yasaklamış. Ne orucu? Visal orucu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haram evet, kılmıştır. Evet. Ne demek visal orucu? Yani bazı sahabiler bu orucun bu güzelliğini görün verince o ne kadar Çok güzellikler var bunda. Evet. Bozmadan ikinci günü devam etmeye kalkmışlar. Peygamberimiz İnsak. yasaklamış. Hmm. İnsani değil demiş. Tabii. İnsani değil. Cenab-ı Hak insani olmayan hiçbir şeyi insana teklif etmez. Bitti. Bak şimdi beş vakit namazın farz kılındığı ayeti i kerime. Bakara suresinin son ayetleri. Tahir hocam. Beş vakit namazı, namazı insanlara teklif ettiğin bir yerde, bak oruçla alakalı hatırla, konuştuk onu. Hı hı. Oruç tutun, oruç tutmalısınız, oruçta sizin için güzellikler vardır. Ne güzel bir aydır o güzel ay. O ayı da tutun, kaçırmayın elinizden derken hemen altında dedi ki Allah size kolaylık murad eder, zorluk murad etmiyor. Sakın ha öyle bir şey aklınıza gelmesin. İmanınızı zedelersiniz. Sonra beş vakit namazı Miraç'tan sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Hemen gene onun altında. Bak hocam nasıl konser, şeyle oturuyor bir yerine. Puzzle taşlar. La yükellifullahu nefsen illa vusaha. Allah insana gücünün yetmeyeceği bir şeyi asla yüklemez. Demez. Beş vakit namazı getiriyor. Hemen altında bu ayet-i kerime var. Efendim orucu teklif ediyor. Altında bu var. Mirası, anne babaya yaklaşımı vesaireyi falan anlatıyor hemen altında yuridullahu en yuhaffife ankum Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister sizin sırtınıza yük yüklemek istemez. istemez sizin sırtınızdaki yükü almak ister yükü ağırlaştıran insan gücü ya, değil yani mi çok güzel usta <laughs> harika yükü ağırlaştıran, ağırlaştıran benim Allah değil ama onu onu şey yapamıyorum veya ortaya koyamıyorum itiraf edemiyorum da diyorum ki Allah böyle demiş ne yapalım yapacağız vallahi diyelim. diyoruz. Bizler sürekli bir i̇şte. zorluk arıyoruz işin bir yanında ya. ve o yükü ağırlaştırmaya çalışıyoruz. Evet. İşte biraz önce örneğini verdiniz işte ne kadar <laughs> kaldı İşte şu kadar saat şu kadar dakika kaldı. Ya. Bu Ramazan çok sıcak geçecek Ramazan bu sene bahara denk gelecek diye diye aslında yükümüzü ya, güzel. Çok... kendi yükümüzü artıyor. Abi mutlu olmanın bir, bir yolu vardır çok basittir elin uzanata uzat yani elini uzatabileceğin çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır mutluluk. He, he, Allah Allah. Ne İşte Allah. al sana mutluluk ayı gelmiş kardeşim. Uzat elini. Oradan nasibini al, mutlu ol. Kendini iyi hisset. Ya, ya. Kendini Allah'a emanet et. Bak çok kendini Allah'a emanet et. Elini aç, seni seviyorum ya Rabbi de. Seni çok seviyorum de. Eğil ya bir secdeye kapan şöyle. Benim arkadaşlarım var böyle çok bunalıma girerler. Ya ne yapacağım psikoloğa yiyeyim falan. Abi bak, şimdi Şey var ya evrene mutlu mesaj gönder. Ne yap, yap ki biliyor musun güzel diyorum düşünüp... kardeşim bak şimdi ne yap biliyor musun? Herkes bir şey bilmek zorunda değil. Bir şeyi mesela buna vakıf olmadığında buna uzaktan bakarsın kendini göre bir yorum yaparsın. İçine dalarsan deryayı görürsün. Çok böyle bunalıma girdikleri zaman ay ben çok kötüyüm falan. Kardeşim ne yap biliyor musun? Ne yapayım diyor. Şöyle git inzivaya çekil. Cenab-ı Hak'la, Tanrı'nla yani Türkçesini söyleyeyim. Allah'la yani kainatın yaratıcısıyla şöyle bir muhabbet et ya. Eğil şöyle. istediğini söyle. Niyet dedi ya. Evet. Kürt hacca gitmiş abi Mekke'ye. Bir bakmış herkes nasıl dua ediyor. Allah Allah. Daha ayetler okuyorlar. İşte, bu da zavallı köyden gitmiş. Bir şey de bir şey de, bildiği yok. Benim gibi. Estağfurullah. Hello <laughs> diyor. Ya Rabbi niye geldi sen biliyorsun. Aa, Niyet abi. Allah. Sen Allah'la muhabbetini sıkı tut. Bak bakalım bütün kapılar nasıl açılıyor. Biz kapalı kapıya o kadar çok bakarız ki açık kapının farkında olmayız. Onu göremeyiz açık kapıyı. Onun için kapı çalacaksan Cenab-ı Hakk'ın kapısını çal. Bak neler oluyor. Bir deneyin abi. Denemeden bu işleri göremezsiniz. Eğilin bir secdeye varın. Allah'ım seni çok seviyorum. Verdiğin nimetlerine kadar büyük. Mesela Ramazanda da kuru ekmek yesen ve o kuvve-i zayika dediğimiz tat alma duygusuyla kendi iç dünyanı keşfedeceksin. Yani nasıl var olduğunu, nasıl yaratıldığını keşfedeceksin. Mesele Allah'la muhabbeti artırmak. Bakıyoruz İslam dünyasına, İslam dünyası demeyelim. Bir bakıyorsun ki abi Allah'tan bir haber herkes. Peygamberimizden bir haber yaşıyor. Kan gövdeyi götürmüş bütün o coğrafya kan gölüne dönmüş. Peki nasıl biz Allah'a inanıyoruz? Allah'la aramızda bir sınır koymuşuz kardeşim. Biz bunun farkında değiliz. Uyanıp kendimize gelelim ya. Bir yaratıcının farkında olalım. Bakın gönlünüz nasıl açılıyor, gönlünüzde güller nasıl çıkıyor. İnsanlara nasıl tebessümle artık bakmaya başlıyorsunuz. Her gördüğün Çünkü insan insanı olduğu gibi sever. Olmasını istediği gibi değil. Eyvallah. Gittiğimiz her yeri yeşillendiren Harika. yağmur damlaları gibi olmalıyız kardeşim. Çok doğru. Ejderat bunu nasıl yapmışsa biz de aynı. Yani Muhammedi olmaktan başka şansımız yok. Kur'anı anlatmaktan da başka şansımız yok. İyi insan Kur'anı ve Muhammedi'dir. Vesselam. Ben çayım içiyorum. Aleykümselam. <laughs> Afiyet olsun. Eyvallah. Ne hocam? Biraz önce bahsettiniz. Peygamber Efendimizin yaşadığı o yedi Ramazan. Evet. var dediniz. Nasıl doğru Ramazan? Şimdi üstadım o zorluklar var, kıtlık var, efendim yoksulluk var, etrafta düşmanlar var vesaire vesaire var, 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 var. Ama sallallahu aleyhi ve sellemin o Ramazan'ı algılaması yemek merkezli değil. Bitti. Hmm. Yemek merkezi değil. Bitti abi. Bizimkisi ama. yemek merkezli, yeme merkezli. Hayatta karşımıza çıkan her şeyi yediğimiz için Ramazan'ı da yiyoruz üstat. Onda yemek kelimesi üzerinden. Mesela bak Mevlana yine Divan-ı Kebir'inde Ramazan'ı tarif ederken Tahir hocam öyle güzel bir tarif ki ya Rabbi. İşte Mevlana ile diğerleri arasındaki fark, fark ne? Ya. Üstadım bu. Diyor ki yer sofralarını kaldırın, gök, gök sofraları geldi. gitti. Evet. Of. Sezai Karakış da diyor ya saman yolunda ziyaret. Ya saman yolunda ya, ya Allah <laughs> Allah Allah. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyi mi ama insanın hakikatlerini de inkar eden bir peygamber değil. Ya, tabii. İnsanın hakikatlerini mesela Bedir Savaşı'nı efendim biliyorsunuz Ebu Süfyan'ın Suriye'den getirdiği bir kervan aslında şey yapılacaktı çünkü büyük zulüm vardı. Tabii. Bütün müminlerin, Müslümanların hicret eden Mekkeli muhacirlerin mallarına el koydular el Tabii, tabii, Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> biliyorsunuz Mekke'yi fethettiğinde hani konu konuyu açıyor. Hı -hı. Mekke'yi fethettiğinde Mekke'ye geliyor ama kendi babasının yeri vardı, dedesinin e, yeri canım. vardı vesaire falan. Ve Mekke'ye geliyor üstadım bak beş gece kalıyor sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çadırda kalıyor. buyur işte. Yağmalamışlar. Ya, Yağmalamışlar. Ya. Bu insanlar bazısı diyor ki işte niye işte kervanı şey yaptı. Bak sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan'ın kervanını şey yapacaktı. Oradaki bütün Müslümanların o arkada <laughs> kalan çocukları, hanımları, tabii. mallarına nasıl tecavüz edilmişse ona bir karşı koymak gerekiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de iki gün o bekleme esnasında ya. kervanı bekleme esnasında Müslümanlara Ramazan olmasına rağmen oruç tutturmadı. Buyur. Hmm. Oruçlarınızı bozun dedi. Bakın. İyi, bu buraya Buraya çok ya, dikkat etmek lazım. Onun için bu müessese de ilk ilk merhalemiz bizim insaniyettir üstadım. İnsani, evet. İnsaniyet. İnsaniyet zeminini sağlam yapmadım. Bak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ilişkilerinde münasebetlerinde yani müslim gayrimüslim efendim mi? Yahudi Hristiyan putperest efendim müşrik hangi insanla olursa olsun bir yerde bir noktada onlarla anlaşmıştır. Hangi zemin insaniyettir? İnsaniyet. i̇nsaniyet. Ya. Üstadım, bu ibadetlerin de zaten hizmet ettiği yer de orasıdır. İnsaniyetimize Orası. insaniyet katmadır. Halbuki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem o insani insanın hakikatini, insan insan gerçekliğini, insanın varlığını ve şartlarını hiçbir zaman göz ardı etmeden bu müesseseyi insanlara bu şekilde. Yani Cenab-ı Hak size bir sofra kurdu. Mesela Kur'an-ı Kerim'de hani İsa Aleyhisselam'ın şeyle alakalı anlatılır. Maide suresi zaten biliyorsunuz. İnsanın, Müs, insanın Müslüman olası geliyor. Hocam böyle anlatıyorsunuz yani. İnsan Müslüman <laughs> Elhamdülillah Müslümanız. Sizden, sizden iyi Müslüman da bulamayız. Estağfurullah ya. Enzil aleyna maideten mines sema diyor. Tekunu lena. O Hazreti İsa'dan <Yani>. istiyorlar onu. İyden li evvelina ve ahirina. Rabbine söyle gökten bize bir sofra indirsin. indirsin ki o bayram olsun bizim için geçmişlerimiz için, geleceğimiz Gelekti. için, yiyemediğimiz günler için, yiyeceğimiz günler için. Ve ayeten minik ve aynı zamanda senin Rabbinin de bir kudreti olsun. Kudreti. Bakalım böyle bir kudreti Geliyor var. Varzukna ve ente O Ya Rabbi sen bizi rızıklandır. <gülüyor> sen <gülüyor> rızık verenlerin evet. Şimdi üstadım aslında Ramazan ayı aynı zamanda bizim o hani bir gün oruç tuttuğumuzda 10 gün oruç tutmuş gibi oluyoruz ya. Hı hı. Dolayısıyla Ramazan'da bizim aslında bir gün yemememiz aslında bizim o yıl içerisindeki dengeli olarak Cenab-ı Hakk'ın bize tahsis etmiş olduğu rızıkların da kapısını açmaktır. Ya işte. Şimdi biz görebilen insanlar değiliz Tahir hocam aziz dostum benim. Yani nereye kadar görüyorsun? Bak şurası enfes bir diyor Ama üstadım duvarı ne kadar görebiliyorum? Duvarı evet. Duvarına kadar görebiliyorum? Ondan sonrasını göremiyoruz. Onun için burada bir şeyi şey yapmak gerekiyor. Bir Allah'a itimat etmek gerekiyor. O itimadın adı imandır. Evet, evet. Hz. Muhammed Mustafa'ya iman etmek gerekiyor, itimat etmek gerekiyor. Orayı yaptığınız zaman ondan sonraki müesseseler sadece efendim Ramazan oruç müessesesi değil, bütün müesseseler sizin için bir nimet haline geliyor. Ama o yaklaşım efendim yaklaşım değilse, o niyetiniz niyet değilse o bir nimet olmak yerine bir külfet olmaya doğru dönüyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mesela Ramazan aylarında çok enteresan rivayetler var. Bunları insanlarla buluşturamadık Tahir Hocam. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye geldiğinde mesela 6-7 ay Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde kalıyor. <laughs> i̇şte şey yapıyor. Çok enteresan bir rivayet daha yine okudum. Yine Muhammed Hamidullah hocadan okudum. O da şu mesela Ensardan bekar olan bir sahabi, sahabi var üstadım. Hmm. O çoluğunu çocuğunu bırakıp da gelenler de onun evinde kalıyorlar. Vay Aylarca günlerce onun evinde onlar onu misafir ediyor. Ramazan ayı geldiğinde üstadım şöyle iki özelliği var. Bak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan aylarının iki özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi üstadım insanlık zaten mükemmel bir insandır. Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle öyledir. Tabii efendim model bir insandır. Efendim e, numune-i imtisaldir. İmtaya. Bütün insanlar için bir tanesi o insaniyetine insaniyet katan bir bir tavra bürünüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir bakıyorsunuz belki de affetmeyeceği bir suçu işleyeni o günde affediyor. işaret ediyor. Üstadım. Merhameti işaret ediyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, Cenab-ı Hakk'ın bağışlamasını gösteriyor. Üstadım mesela bu bu insaniyet zeminini çok iyi konuşmak lazım. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani insanlık zemin, insanlık bütün İslam'ın o alt temelidir, zeminidir. Orayı sağlam atmadığımız an üstteki katlar bizi mahveder. Hemen alt zeminin üzerinde o insanlık zeminin üzerinde de ibadet vardır üstadım. bunu da çok iyi anlatamadık. Biraz önce de ifade ettim. Yani sanki bizim başımıza gelmiş bir külfet, bir musibet gibi gördüğümüz ibadetten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da çok güzel açmış. Nasıl açmış? Üstadım şöyle açmış. Öyle bir ibadet etmiş ki gören her insanın ibadet edesi gelmiş. Öyle bir oruç tutmuş ki etrafındaki insanlar şöyle demiş. Yahu keşke Hazreti Muhammed Mustafa efendim yılın bütün günlerini oruçlu olsa da gibi. zaten tadından <laughs> yenmeyen bir insan bu kadar tatlı mı olur? E ama bugün ben oruç tutuyorum. Evladıma çocuğuma oruçluyum tepemi attırma uzak durun ben. <laughs> o asabiyet. Ya ama üstadım bakın nerede? İnsanlık zemini dedi ya abi, Nereden o nereye zemin geliyor ibadetler. Ya nereden nereye ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela o Ramazan günlerinde insanların birbirine ikramını, infakını, ihsanını öyle güzel anlatıyor ki Mesela olmayan insanlar o günde bayram ediyorlar. Suffa ehli. Hmm, ya. Öyle güzel yemekler getiriyor insanlar Ye, kendi yemedi. Yani bir yemek bulduğunda işte adam şöyle düşünün. Bir insan bir yemek bulduğunda eğer açsa aklına ne gelir? Ya bu, bu bu iyi bir yemek Düşünürse eline şunu bir yiyeyim diye gelir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları o etrafındaki ashabı öyle bir kıvama getirdi ki ne yapıyorlar? Eline bir nimet düşen bunu acaba hangi insana yedirebilirimin? <laughs> moduna giriyor. Düğme o düğme o hale geliyor. Eyvah eyvah halimize. Ramazan, halimizi Ramazan bu aziz dostum benim. Ramazan, bak bir tane örnek örneklendireyim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu uygulamaları gösterdiği Ramazan cenab Hakk'ın bizi aç bırakmak üzere size haddinizi bildireceğim. Yuhut sizi hazırlıyorum. <laughs> i̇şte değil. Bak Bir rivayet var. Çok hoş bir rivayet. Bize Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Elçi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o yaklaşımını gösteriyor. İki uçlu. Tabii. İslam dinindeki bütün müesseseler iki uçludur, uçludur. üstadım ve denge halini hep şey yapmıştır peygamber önermiştir. Yani Kuzey Kutbu var, Güney evet. Kutbu var. Ekvator'da yaşamamızı tavsiye etmiştir. Sallallahu Dasır <laughs> aleyhi ve sellem. Ekvator <laughs> üstadım çok güzel. Ortada tropikal bir şey, gibi iklim yani. varsa bile biraz döndüğünüzde diğer tarafa doğru aa <laughs> değme <laughs> keyfine. Şimdi bakın Hazreti Ömer bir gün koşup geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Yani öyle hatırlıyorum. Başka bir sahabi de olabilir. Yani bir sahabi koşup geliyor. Diyor ki ya Resulullah mahvoldum, bittim, helak oldum, ne yapacağım, ne oldu? Efendim ben diyor şey şeyi yaptım, işte kalktım baktım. E, sahur yani vakti vakti saati yok. Onlar ayarlıyor. İşte yemek yemeye devam ettim. Bir daha baktım yine hava karanlık şeyden baktım. Kapıdan baktım, pencere, çadırdan baktım, evden baktım, pencereden baktım. Gene karanlık, gene karanlık. Biraz daha yemeği devam ettim. Ya Resulallah bir daha açtım bir ki bir şey. güneş bana bakıyor, ben, ben ona diyorum. bakıyorum. Bak anlatımın güzelliğine bak ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyor. Orucuna devam et. Üstadım hmm. biz şimdi hani dedin ya hocam neler yapılacak, neler yapılmayacak Hocam oraya yoğunlaştığınız an ağaçlardan ormanı göremiyorsunuz. İşte o yaklaşım biçimi dediğimiz Biçim, şey bu. Evet. Onun amacı Hazreti Ömer'in amacı biraz daha ne koparırsam kerdir mantığı mıydı? Tabii ki değil. Yoksa karnımı doyurayım, gün içinde çalışacağım, uğraşacağım. Bak dön gel şimdi. Bedir'de oruç tutmayı yasaklayan ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, oruçlarını bozutturan ashabına sallallahu aleyhi ve sellem burada. Hendek'te bozdurtmuyor. Ya. Hendek şeyleri, hazırlıkları, o hendek kazmaları Ramazan ayına denk gelmiştir. Hazırlıklar vesaire falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, orada insanlar çünkü o Ramazan onların azmini, zevkini, şevkini, çalışma gücünü. 10 yaşında çocuklar geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yalvarıyorlar. Aşkım. Ya Resulallah biz de katılalım. Biz de yapalım. Öyle bir şey meydana getirerek. Hocam ikisini görmek gerekiyor. Tahir hocam aziz dostum benim. Yani oradan hemen alıp adeta böyle bir, bir noter efendimcilik efendim cilik oynayarak. Efendim ha şurada şöyle oldu böyle efendim yaparak bir şey yola, yola gelinmez bir yol alınmaz bir yola varılmaz bir yere varılmaz bu mantıkla bu zihniyetle bu düşünceyle bu yaklaşımla bir yere varamayız cennete hiç varamayız üstadım benim. Onun için o kıvama getireceğiz. Yeniden bu müesseseleri yani sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı bu beş müesseseyi İslam'ın beş önemli müessesesini yeniden yavrularımızla, çocuklarımızla, insanlarımızla sanki hiç bilmiyormuş gibi Yeniden okuyacağız. Peki nasıl yapacağız i̇nşallah. abi? Üstadım onu da şöyle söyleyeyim ben Metodunu size. Metodu ne diyor? Bunu bir nasıl yapalım? Metodu çok kolay. Benim Selman, Selman adında bir oğlum var. Evet. Ee, Allah bağışlasın. Amin. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak sağlık sıhhat, afiyet lütfeylesin amin. inşallah. Geçen Muhammed Hamidullah hocanın İslam'a giriş diye bir kitabı var. Hmm, onu mu okuyor? İslam'a giriş. Ben okuyorum. Ha sen okuyorsun. Ben okuyorum ha. abi. Şimdi Selman biraz baktı uzaktan. Dedi ki baba İslam'a giriş biliyorsun. <laughs> Daha yeni mi? Şimdi giriş kitapları biliyorsunuz usuldür yani, Usul şeydir. Canım. Selman da biliyor da onu espri yapıyorlar. Espri bana. yapıyor tabii canım. Üstadım niye okuyorum biliyor musunuz? Mesela Allah rahmet eylesin Muhammed Hamidullah hoca onu Fransa'da hiç dini bilmeyen insanlar için yazmış ya. Bütün gençliğimize satır satır okuyup tefsir etmemiz, tevil etmemiz ve anlatmamız Bunu gereken lazım. bir kitaptır. Mesela İslam peygamberi demiş. Geçen bir hocanın bir tanesi bütün insanların peygamberidir o. Bir de dinden alakası olmayan bir adam. Yani dinden, imandan haberi olmayan bir adam. Yapmayın bütün işte, insanların yapmayın. peygamberi. Orada Muhammed Hamidullah gayrimüslimler için bir rol model olan Hazreti Muhammed'i tanıtmak için o kitaba İslam peygamberi demiş. İslam'ın peygamberi başka bir şey değil. Yani efendim o o şeye bakarak mesela o kitaplara bakarak Fransa'da Müslüman olan bir sürü insan var. Buyur işte. Bırakın Batı'da bir sürü insan vardı. Dolayısıyla nasıl yapacağız? Şunu söylemek istiyorum. Yani aziz dostum benim sanki yeniden bize kalmış o şeyleri bir kenara koyarak yeniden efendim bir ilahiyatçı bile olsa, ilahiyat fakültesini bitirmiş, yüksek lisans yapmış, doktora yapmış bir kardeşimiz bile olsa bizim eğer muhataplarımız dinimize eğer onlarla din arasındaki mesafeyi bu kadar açmalarına sebep eğer bizsek yeniden tabii. sıfırdan nasıl anlatabilirimi çalışmamız lazım. Çok doğru. Bunun da yolu Muhammed Hamidullah hoca'dan geçiyor. Bitti. Rahmetullahi <laughs> aleyh. Yeniden İslam peygamberi yeniden. Mesela enfes bir kitaptır. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in savaşları. Mesela bak nereden nereye getirdiğimize bir örnek vermek açısından söylüyorum tabii. yine. Mesela Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin bir şey var. Ben savaş Peygamberiyim. İstadı Muhadis orada bitmiyor biliyor musunuz? Devamı var. Devam var. Ben, ben merhamet Peygamberiyim. Ben savaş Peygamberiyim de derken kastı ne biliyor musunuz? Orada ashabı içerisinde o savaş şartlarını Efendim kullanarak haksızlık etmeye kalkan bir insana söylüyor bunu. Ya. Yani savaşın da bir hukuku vardır, savaşın da bir ahlakı vardır. Ben savaştaki hukuku ve ahlakı öğreten bir savaş peygamberiyim. Mahzuf. Altında o gizli. E şimdi biz kalkıyoruz. Bir batılı bunu anlamayan bir batılı efendim savaş peygamberidir deyip saldırmaya başlayınca ben de bu taraftan e canım o ona saldırırken o da saldırmayacak mıydı? Tabii ki e saldıracak ki. vesaire. Cehalet, cehalet, cehalet. Cahillik Allah muhafaza eylesin üstadım benim. Onun için bi sağ. bu bilgileri böyle lokma lokma, ekmek gibi üstadım. Biz insanlara şeyleri, bilgileri şöyle yaptık Hacı Ali Hacım bir ekmeği aldık. Adamın ağzından aşağıya <laughs> Adam yutamıyor. Bastık Başladık yukarıdan, pompaladık, git. gitti. İslam'a dair, Kur'an'a dair, sallallahu aleyhi ve selleme dair bütün bilgileri yavrularımıza, çocuklarımıza, cemaatimize yenilemek tabii, lazım. Tabii tabii cemaatimize. Yani camilerimize bugün cemaatimiz geldiğinde tek beklediği şey hocanın el Fatiha demesi. Tabii, tabi, bir el Fatiha yani. dese de namaza namaza kavuşsak diyor. Tabii. Onun için fark bu. Son cümle şunu söyleyeyim üstadım. Benim Hacali abinin acayip hakkını yedik. Yok üstadım. be abicim ben dinliyorum üstadım. ya. Ödeyeceğiz vallahi ondan vallahi sonra. Valla yok. Ben öyle rahatım ki. Çok güzel dinliyorum. Bak seni. şöyle farkımız şu. Mesela peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunaldığında ibadetlere sarılırdı. Biz hmm. bunaldığımızda ibadetleri bırakıyoruz. İşte bak Niye bana yardım etmiyor? Niye beni görmüyor? Benim bir imam, imam talebem bana dedi ki emrullah hocam. Hocam ben beş vakit namazı da kılıyorum. Efendim psikolojik rahatsızlıklara niye bana Rabbim yardım etmiyor? Töbesiz. Kendi görevlerine <laughs> yoğunlaşmak yerine Allah'ın görevlerini şey yapıyor. Tayin etmeye kalkıyor. Şu ha, insana bak. bak. Şu insana bak. Tahir hocam Ama benim. Ne yapsın kendi hocam görevlerini işte. düşünüp ne yapsın? Ona da öyle öğretilmiş işte, işte ya. İşte hocam düzelteceğiz. İşte öğretme kısmında genelde sıkıntı yaşıyoruz belki de hocam. Şimdi önce tabii anlamak Aile öğreten insan öğreten Aynı insan an, kendi anlayacak ki anlayacak. kendi ahlakı olacak ki Hı. kendi imanı olacak ki Ondan sonra anlatmaya kalksın. Bizim iman sakat. Ahlak sakat. Bilgi sakat. Üç şey sakat. Efendim kokmuş eti dünyanın en güzel eti diye adama uzatıyoruz. Buyur, o da diyor ki abi kokuyor. Koku memleketi mahalleyi sarmış diyor. Aynı bizim anlatma şeyimiz bu. Bak üstadım Peygamber Müslup sallallahu aleyhi ve sellem ki. ibadete sarılıyor ama o ibadet insanlığa, insanlığı ahlakı en güzel zemine oturuyor. Bir gün mesela oturuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz bunalmıştı. Bunalmış, rahatsız olmuş, sıkıntılar var, şeyler var. Yanındaki dile Bilal-i kum ya Bilal, erihna bis sala. Kalk Bilal'im diyor. Bir namaz kılalım da rahatlayalım. Kendimize gelelim. Şimdi biz namazı aradan çıkarıp da rahatlayan insanlar olduk. Namazla rahatlayan bir peygamberden namazı başından def edip rahatlayan bir ümmet moduna geçtik. Onun için diyorum ki tekrar oturacağız. Biz yaptık, biz yanlış yaptık. Kim yaptı Osman Egin yaptı, kim yaptı Hacali Konuk Tabii. yaptı, kim yaptı A B C de. Kimse kendini tezkiye etmesin. Bu kadar basit. Bugün şu gençliğin buhranının yegane sebebi. sebebi benim gibi ilahiyatçılardır, kendini hoca zanneden insanlardır. En önündeki de Osman Egindir. Bitti. Zaten Hocam teker. burada en temelde aile gelmiyor mu? Yani gelmez. Şimdi e, en bilgi temelde abi, eğitim bilgi. bir çocuğa aileden verilir. Şimdi bir çocuk çocuklarımız da belki artık eskisi gibi vakit geçiremiyoruz. İş yoğunluğundan vesaire e, şeyler bahane ediliyor. Günümüz o e, şartlarına baktığımızda, sorunlarına baktığımızda ailedeki eğitimde bazı eksiklikler de çıkıyor. Hani Burada tabii ki hocalarımızdan bizler besleniyoruz, bilgileri alıyoruz. Onları kaynak kabul ederek. Ama e, ailede eğitim de bu noktada e, ön plana çıkmıyor mu sizce? Üstadım çok güzel bir soru. Ama bak çok çok dikkatli olmak lazım burada Tahir Hocam. O da şu. Şimdi sen, ben de size, siz moderatörsünüz bu programın moderatörü. Ama zaman zaman Hacı Ali abi soru soruyor. zaman ben de soruyorum. Muhabbet ediyoruz burada. Tabii sohbet. Ki, sohbet ediyoruz. Şimdi soru şu. O ailedeki anneye babaya bu Dini kim anlattı? Ha, bir de o bütün ha, silsile ha, şeklinde geliyor ha, aslında. Ya üstadım bak bir şey söyleyeyim ben size. Aptalla akıllının arasında bir çizgi vardır. Akıllı insan olaylar olmadan önce olayların Tabi, o gidişatını değil. görür, ona göre Hareket şey alır, Hı -hı. efendim tavır alır. Ahmak da aptal da olaylar olduktan sonra konuşur. Aynen. Tak 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 tak. Abi ki bitti. Şimdi bizim memlekete bak maçlar bittikten sonra konuşuyor insanlar. <laughs> Abi maç bitti sonuç belli. Şimdi burada bizim sonuç bizim elimizde Sonuç belli. Bizim yavrularımız, çocuklarımız, gençliğimiz hızla dinden uzaklaşıyor diyoruz. Ben cümleyi düzeltiyorum. Hızla bizden uzaklaşıyor. uzaklaşıyor dinden değil. Benim ben... anlattığım dinden uzaklaşıyor. Dur. Hazreti Muhammed Mustafa'nın anlattığı dinden uzaklaşan bir tane insan ben bilmiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıp da dinden uzaklaşan Mümkün bir tane mi? insan görmüyorum. Bak üstadım, bir bir tane örnek anlatayım mesela. Var mı müsaade? Tabii ki buyurun. buyurun Üstad, hocam. acayip gevezelik var bende. Abi, vallahi devam eder hocam. Devam eder misin? Ben Derya bir şey soracağım olay. sana Derya zaten. olarak Hak, görüyoruz bizlerde. Bir şey istifade söyleyeyim mi etmeye çalışıyoruz. Şey, çok abi. özür dilerim. Bunu Bunu şey iltifat olarak kabul et. Estağfurullah etme. Abi, lütfen. Böyle insanların anlatması gerekiyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ortada Kur'an var ve Peygamber Efendimiz var. Onun gibi yaşamayı yeniden anlatmak gerekiyor. Uslupla, güzelle. Devam et abi. Estağfurullah. estağfurullah. Vallahi, vallahi, devam hayatım, et. Allah yakın helal. yok yok bir devam etsene şu bir hikaye, Evet yani ben bir ara bir mola al. <gülüyor> mola <gülüyor> alma bak, abi mola yok. Yani, yani öyle güzel mola. örnekler var ki Hacı abicim canım abim benim. Bak şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi gidiyor. Tabii. Hiç kan akıtmadan küçük ufak tefek olaylar oluyor. o bir şey değil. O da şöyle o Mekke'deki genç birkaç tane genç böyle. İşte Ebu Cehil'in oğlu iklime bin Ebi Cehil vesaire. Fıstık falan kuruyorlar vesaire. Ufak tefek şeyler oluyor. Nadirattan evet. yani. Şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye gidiyor. Ondan sonra orada namaz hazırlıkları yapıyor. O arada Bilal-i Habeşi efendim hemen Kabe'nin duvarlarını tırmanıyor evet. ve orada ezana başlıyor. Hatta bin Said diye İbni Said diye bir adam var. Hı. Genç bir delikanlı. Ama Mekkeli müşriklerden. Ha. Mekkeli müşriklerden ha. Yanındakine eğiliyor kulağına diyor ki Vay be diyor düştüğümüz hale bak diyor Bir zenci kutsal, kutsal 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 Kabe'nin duvarlarına çıkıp Eşek gibi Hı. anırıyor Buyur. İyi ki babam yaşamıyor Babam yaşasaydı bunu görse Kalp krizi geçirip burada giderdi diyor giderdi. İyi ki babam öldü diyor Yanındaki adama Yanındaki müşriye Bitiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya başlıyor. İlk sözleri üstadım. İlk sözleri şu. Mekkelilerin anlattıkla, yaptıklarını kısaca özetliyor. Sonra soruyor. Benden ne bekliyorsunuz? Sorun. Benden ne bekliyorsunuz? Çıt yok. İnsanın kafasındaki hepsi var. Yaptıklarını hepsi tabii, biliyor. Tabii, Darmadağın olacaklar. Susuyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hepinizi affettim. Devamında şöyle bir ifade. Üstadım benim diyor ki, Tahir hocam, "İzhebu fe entumu tulaka." Gidin. Hepiniz serbestsiniz. Evlerinize gidin, rahatlıkla uyku uyuyun." deyince bu az önce o peki o kavramı hani seyirciler duy izleyicilerimiz duyunca o "Ay falan filan" deyip belki bana da kızmışlardır. Mekke'de, Mekke'nin fethinde ilk Müslüman olan bu adamdır. Ya, fırlıyor Allah Peygamber Allah. sallallahu aleyhi ve selleme doğru. İnanamıyor çünkü. Hocam, bu bak bu benim anlattığım şey hikaye değil bak. Gerçek. Farka. Hocam, İbn Saad'ın tabakatında var. İbn Hişam'ın siyerinde var. Öyle mi Bunlar şimdi? ben hikaye falan anlatmıyorum, böyle uydurup senaryo yapmıyorum. Bunlar Gerçek. hadis rivayetleridir. Rivayet, sağlam rivayetlerdir. Fırlıyor o sözler üzerine. Fırlıyor bak 20 yaşında genç. Hocam doğumunu hatırlıyorum bu bu sahabenin 610. Yani İslam gelmeye başladığı zaman 20 yaşında bak 630 Mekke'de 20 yaşında dikkat etsin lütfen izleyiciler. Fırlıyor diyor ki sen Allah'ın elçisisin. Ben sen sana ve seni göndereni iman ediyorum diyor. Bitti. peygamber, de, peygamber sallallahu aleyhi ve, sellem, ve diyor ki ona ben ben Saidin oğluyum diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü ne biliyor musun üstadım bu adama? Seni Mekke valisi yaptım diyor. 20 yaşında. 20 yaşında. Ya biz 20 yaşındaki çocuklarla okullarda, liselerde, <laughs> üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinde dalga geçiyoruz dostum. Uyan. Ve Hz. Muhammed'in ümmetin olduğunu söyleyen bir adamım ben. 20 yaşındaki gence diyor ki seni Mekke valisi yaptım. Babasını tanıyor. Kendisinin oradaki o heyecanla ileri atılmasını görüyor. Hz Muhammed Mekke'yi fethettiği günde bir kafasında bir şey daha vardı. Mekke'nin gençlerinin gönlüne girmek. Gençleri ben bugün kafası. gençlerin gönlünü darmadağın ediyorum. Ondan sonra da oturuyorum. Kalktı, kalktı, Gençler bakalım. deist oldular. Ne yapalım? Konferans düzenleyelim. Çok güzel. O evet, o çok Buyurun. Güzel. Ya, tabii tabii. <laughs> Seminer yapalım. Tabii. Çok güzel. Sempozyum yapalım tartışalım. Neyi yapıyorsun? Bak 20 yaşındaki gence fırladı. O fırlayıp da iman eden gence dedi ki seni Mekke'nin valisi yapıyorum. Sonra onda rivayet var. İki dirhem günlük iki dirhem maaş bağladı. Sonra o meydana okudu insanlara. Dedi ki Muhammed bana beni vali yaptı ve ve dedi ki devamında dedi ki ve beni Efendim iki dirhem maaşla görevlendirdi. Bundan sonra benim sırtımı yedi. İki dirhem dedi. O iki dirhem de bir günlük ona yeteceği <laughs> yiyecek kadar. Kimseye ben bundan sonra şey yapmam dedi. Minnet etmem. Şimdi aziz dostum benim bakın. Geldiğimiz yer burasıdır. Ya. Onun için ne yapacağız? Onun için hiç sağa sola atlamayacağız. Yani bir araba. <laughs> Kullanırken biz arıza yaptırdık. Bu arabanın fabrikası güzel bir fabrika. Bütün parçaları güzel bir parça. Bütün güzellikleri üzerinde boyası her şeyi Kesinlikle. harika. Ben kaza yaptırdım. Araba kaza yapmadı. Tabii. Nasıl? Bu mu? örnekte böyleyse dinimizle alakalı, peygamberimizle alakalı, bütün müesseselerle alakalı, efendim yeniden, yeniden çok net bir şey söylüyorum, yeniden anlamlandırıp, yeniden yeni bir heyecan meydana getirip, yeniden bir duygu eğitimi, bir karakter eğitimi, bir ahlak eğitimi yapıp yavrularımızın önüne geçeceğiz ve onlara diyeceğiz ki sizden özür diliyoruz yanlış yaptık. Ama bizim elimizdeki malzemenin bu olduğunu zannettik. Hı. Değilmiş o. Buymuş malzeme değil Malzeme buradaymış. Evet. Buradan üstadım eğer e, Hacı, Hacı Ali hocam şey yapsın. Buradan mesela birkaç örneklendirme daha yapmak istiyorum bu gece. Ben Çünkü şey heyecanlıyım abi. Ramazan. Hocam... benim benim anlat benim anladığım şu. Sevgi. Sevgi dili. <laughs> Bunu yaparsanız bütün otlar, ağaçlar, camit, eşyalar bile dile gelir. Çünkü her şey kendi lisanı haliyle Allah'ı zikrediyor. Siz gençlere bu dille anlatırsanız, güzelliği, o tebessümü gösterirseniz, o peygamberin tavrını, Muhammediliği anlatırsanız, siz de öyle yaşarsanız, kendiliğinden olup bitecek. Benim al algılayamadığım bir şey, bunu soracağım hocam. Evet, eyvallah istedim. Kur'an'ın Kur'an'ın mucizül beyan var. Peygamber, hadi boş ver, siyeri, bilmem ne hadisi şunu bunu tarih var abi. Muhammed Efendimizin nasıl yaşadığı var. Nasıl bir insan olduğu var, insani kimliği var. Siz nasıl uzaklaşıyorsunuz buradan ya? İşte malzeme burada değil. Esas malzeme buradaymış ya. Evet, evet. Bunu bunu nasıl yapabiliyorlar abi? Evet. İşte bunu bunu bana izah edebilir misin? Evet, üstadım. Nasıl şimdi... izah? Yani evet. Müslümanım ben. İnanıyorum ama buna değil. O Muhammed'e değil. Başka bir Muhammed'e, başka bir Kur'an'a inanıyorum o zaman. Evet. Bu mu çıkıyor evet. orada? Güzel, güzel soru. Tayır Hocam ne diji cevaplayalım mı? Bir cevapla sor hocam. Evet. Ee, direkt ben araya girmedim zaten. <laughs> sizi dinliyorum. Hocam, cevap için. Evet. Estağfurullah ee, Cevap benim, için direkt benim gözüm hayat, sizde. Hayat hayat hayatım boyunca böyle arzuladığım bazı şeyler vardır. Mesela televizyon programları da arzularım ben böyle izlerim, izlerim, bakarım. Şöyle bir şey bekledim. Sohbet tadında bir konuşma yahu. Böyle oturursun böyle. E tabi abi. Ya, <laughs> ama bir, bir yanlış yapıyoruz burada. Sürekli ben konuşuyorum. Yok abi, abi bunu yok. Bir dengelemek lazım abi. İşte gayet Hocam, güzel abi. bir soluklan isterseniz kısa bir böyle bir soluklanmak için Ben bu bir soruya cevap istiyorum ama. E, cevap Cevabı evet. aradan sonra mı diyelim yoksa nasıl isterseniz? Valla şöyle yapalım. Hacı Ali abi çok değerli benim için. Benim canım dostumdur. İki iki cümleyle söyleyeyim. Tabii. Bak üstadım, işler yolunda gitmediğinde örnek verip basit bir şey bir futbol takımı. İşler yolunda gitmediğinde ne yapılıyor? Kime yöneliliyor? Teknik Teknik direktörü. Sanırım burada din adamları teknik direktör. Güzel. Tamam. Yanlış yerlerde arıyoruz şeyi. Bak bir adam çok şey yapıyor. Ben mesela aynı zamanda futbolcuyum biliyorsunuz. İzmit İmam Hatip Lisesi'nde kaptanlığını da yaptım. da yaptım. Fotoğraflarda durayım da İyi, de top oynadım. Güzel top oynadım Şimdi üstadım, bak bir teknik direktör ee, takım aleti ruhiye, psikoloji Tabii. vesaire falan gitmiyor. Geliyor geri bir başka teknik direktör Biraz bilgi, biraz beceri, biraz motivasyon. Anlatabildim mi? Ve bir bakıyorsunuz sahaya çıkan topçuların, efendim sporcuların yüzü gülüyor. Şimdi üstadım bak şu anda bizim şey olarak baktığımızda yani şu anlattıklarımız şu ortaya koyduğumuz performansla aldığımız puanlar iyi değil. Hmm. Yani benim kendi çocuğum beni sevmiyor. Dini kimliğimden dolayı. Benim yeğenim beni sevmiyor dini kimliğimden dolayı. Benim İmam Lisesi'ndeki öğrenci beni beni sevmiyor dini kimliğimden dolayı yaptığım diyor. O zaman bunları artık görmem lazım benim ya. Evet, yani Gel bunu görmem lazım. Kafamı efendim gömüp kuma gömüp de ondan sonra efendim e, suya gömüp de e, ne kadar güzel bir dünya falan dememem gerekiyor eğer azıcık derdim varsa. Bravo. Azıcık derdim var. Bunu yapacağız. Bunu yani bunu üstadım gerçekten bu bir suçlama değildir ya. Bir insan Doktora gittiğinde karnı ağrınca doktora gittiği zaman e, doktor ona neden ağrıyor dediğinde hiçbir şeyim yok demiyor. Tabii. Aa, deva arıyor. Hı hı. Şimdi biz de deva arayacağız üstadım. Evet. Deva arayacağız. İlk yönelmemiz gereken yer burada anlatabildim mi? Teknik direktör. Burada teknik direktörü pozisyonda olan bizleriz. Biz evet. burada günü gün etme mantıklı gitmememiz gerekiyor üstadım. Anladım. Bir sezon var önümüzde. Bir ömür var önümüzde. Bakın e, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir şey geliyor. Bak bu çok önemli. Bu cümleden sonra ara vereceğiz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir adam geliyor. Medine'de bir bedevi. Tam Tebük seferine çıkılacak. Evet. Tebük seferi hazırlıkları yapılmış. Peygamber kapının eşiğinde, "Üstadım." Bedevi. Hazır e çıkacak. bir bedevi geliyor. Diyor ki, "Ben yani Taif'te olabilir. Tam hatırlamıyorum ama Anladım. bir 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 gazve." Diyor ki geliyor biraz konuşuyor peygamberimiz O hengameden onunla konuşuyor üstad. O hengamede hmm. yani düşün ha, üstadım o hengamede geliyor. Burak onunla konuşuyor. Ya nasıl bir peygamber ya Rabbi. İşte, Ümmet ben... olmayı nasip et. Ve ah. üstadım hacı Ali hocam ah. adam diyor ki tamam diyor ikna oldum. O hengamede ikna oldum. Ee, ama diyor sen diyor git sefere gel ondan sonra ben Müslüman olayım. <laughs> Bak. Rivayet bak bunlar hep hadis kitaplarımızda var bizim elhamdülillah. Tabii. Peygamberimiz diyor ki ol şimdi diyor. Şimdi ol. Peki diyor. Oluyor. Peygamberin peşine düşüyor. Bak. Ya. İşte yani biz şöyle nasıl deriz? Ya sen bak şey, şey yapmana tabii gerek şey, yok tabii. canım. <laughs> Yeter ki namaz, namaz kılmana gerek yok. İşte oruç tutmana da gerek yok falan. Niye? Çünkü onları hep külfet olarak gördüğümüz için ya. E, o insanı yüklemek istemiyoruz. Kendi sırtında külfet olarak tabii, görüyorum. Tabii. Kendi sırtında yük olarak gördüğümü niye tahir teklif edeyim tabii. ben? Tabii ve katılıyor üstadım. İlk şeyde şehit oluyor. şeyden sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu görüyor. Diyor ki az emek çok kazanç. Vay be. Ya. Az emek çok kazanç. Burada şey diyelim. Onun için biz gençlerimizi, yavrularımızı, çocuklarımızı, insanlığımızı bu dini anlatmak, dini anlamak, anlatmak ve yaşatmak için ve dinlemek te değil tehir değil mi de tehir edecek, evet. tehir edecek bir dakikamız, bir saatimiz yoktur. Çünkü üstadım ölüm bütün insanlara aynı mesafededir. Tabii genç, işte fark farkı. Hayır bana bütün aynı misin? mesafede değil diyemezsin. Tabii. Öyleyse biz hızlı bir şekilde, ahlaklı bir şekilde bu işe şey yapmamız lazım. Yani idarecilerimizle, Hepsi idarecilerimizle, da. efendim hocalarımızla, ondan sonra iş adamlarımızla, psikologlarımızla, doktorlarımızla herkesle. Herkesi kavray kavrayacak şekilde, herkese efendim kucak açacak şekilde bu işe girişmemiz lazım. Yani vicdan amacımız, ve ahlak diyorsun hocam. Amacımız bütün insanları, Türkiye'deki bütün insanları Müslüman etmek değil. Değil abi değil. Amacımız insanların bizden dola dolayı uzaklaştıkları ve dinimiz Hz Muhammed'le aralarında açtıkları mesafeyi kısaltmaktır önce. Hı, bitti. Hedefimiz bu. Aziz Derdimiz bu olmalı yani dertlenmeliyiz diyoruz. Evet üstadım evet. Evet hayır Hocam. Peki hocam Peygamber Efendimiz'i andık. Şimdi İsmet Özel'in meşhur bir naatı var. Aa, Onu dinleyelim ismen. ardından devam edelim. Bence de. Bence de. Soluklanalım. Hem de soluklanalım. Hadi bismillah olalım. üstadım. Buyur. Naat. Dinleyin ey vakti duymak doğruna varanlar. Falları grafiklerde bakılanlar siz de işitin. Külden martı doğuran odalıklar ve kahyalar kara pıhtıyla damgalanmış veznelerde dili. Şehvetsiz çilingirler, yaltak çerçeler, celepler ki sıvışık, natırlar ki nadan, Ey hayat rengini sazen delik sanan yırtlaz kalabalık, dinleyin bendeki kırgın ikindiği, hepiniz kulak verin. Güneşin koskoca beldeye suskunluk yaygısını serdiği yazlar yok. Yok artık altında suskun yolları saklı tutan karla örtülmüş kırların kışı. Gitti giden yerine gelmedi başka biri. Orada duyum kendini hiçlik bile. Belli ki son yüzyılımız göğsümüzden varla yok harman eden sesi uçursak diye bize verildi. Yetti bir yüzyıl böceklerde ve otlarda soluyuş izlerimiz silmek için. Ne yesek lokmaya vurulur gibi değil. Yuduma gelmiyor içtiklerimiz. Dernekler toplanıyor dışta tutmak için kanat vuruşlarını yumuşak kılan etkeni, utançlı sessizliği tanımaz kalemlerle kapanıyor bilanço. Top mermisi, kör testere, defalarca boyanmış çaput parçaları sıkıştırdık günlerimiz arasına ki serazat kahkahalar atalım. Yapmacıktan nefretimiz sebep olsun kavgamıza. Bekleyiş arzından kovsunlar bizi. Ne Yemen biraz öncemiz diyelim ne biraz sonramız Meksika. Canı pek bir dünya, son yüzyılda yaşadığımız. Yüzü perdahla kavi, peçesi paramparça. Üstü başı kükürtlü bu dünyadan, kancıklık sıçradı çevirdiğimiz sayfalara. Artık kimse bize haber vermeyecek. Hemen şu tepenin ardında saldırmaya hazır ve müsellah bir düşman taburu durduğunu çünkü gerçekten yok böyle bir ordu. Bir düşmanımız kaldı kendi dudaklarımız arasında. Biliyoruz günden güne çopurlaşan yer yuvarlağında bizleri yan çizen birer hemşeri haline sokan nedir? Çırpını çırpını giden atlardan indik. Girmek için patavatsız yurttaşlar sırasına. Zihnimiz acizlerin şikayeti sığacak kadar kanırtılırken ses etmedik. Öcümüz alınacak korkusuyla irkildik. Kaldıysa bir soru içimizde, o da bir şey. Nerededir yerle gök arasındaki ulak? Nerede biz? Kimseden bir işaret gelmeyecek. Bir melek kimsenin alnını sıvazlamasa. Söylemez kimse size dünyadaki ömrü boyunca hiçbir insana yan bakışı olmayan kimdi? Sahur Sevinci devam ediyor Vav wow TV ekranlarında çok kıymetli konuklarımızla. Tekrar hatırlatalım ee, Yeni Cami İmam Hatibi Emrullah Hakbaş hocamız burada. Yine Osman Egin hocamız burada. Hacı Ali abimiz burada. Eyvallah Bizlere Allah bu e, programımızda eşlik ediyorlar. Yalnız bırakmadılar Allah razı olsun estağfurullah, diyelim. Estağfurullah, estağfurullah. Yorduk sizleri biraz ama hocam. Çok haz aldık biz de. Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bahsettik hani Peygamber Efendimiz dönemindeki Ramazanlardan bahsettik. Bir de e, aslında dertlerimizden dert edilmemiz gereken konuları bizlere aktardınız. Her sene aslında daha bir anlam kazanıyor. Hani hep böyle içten diyoruz ya, ah nerede o eski Ramazanlar? Her sene daha bir anlam kazanıyor sanki. Bundan belki e, 30 sene önce de bu ifade kullanılıyordu. Nerede o eski Ramazanlar? Bugün de yine kullanılıyor ve her sene daha bir anlam kazanıyor. Bunun nedir sizce sebebi hocam? Üstadım tabii insana göre, insanın baktığı hangi tepeden baktığına göre manzaralar değişiyor. Yani bir, <laughs> ev, bir, ev, bir ev düşünün. Bir ev, evin bir penceresinden bakıyorsunuz, güzel bir yeşillik görüyorsunuz veyahutta bir güzel bir deniz manzarası görüyorsunuz. Arka taraf penceresinden bakıyorsunuz, çöplük, Doğru. çöplük Doğru. görüyorsunuz. Diğer pencereden baktığınız zaman şehrin çöplüğünü görüyorsunuz. Yaşama dair, hayata dair, dinimize dair, müesseselere dair, geçmişe dair, geleceğe dair bakış da budur. Önemli olan sizin aldığınız konumdur. Konumunuzu eğer iyi belirlerseniz diğer manzara güzel olacaktır. Onun için ona şey yapmak lazım. Peki neden bütün insanlar hep eski Ramazanlar, eski Ramazanlar derler? Ben biraz böyle çok e, yani böyle farklı pencerelerden bakmayı da severim e, Tahir Hocam. Üstadım şimdi... 20 yaşındaki bir adam düşünün o, o o, yaşı özlüyor aslında o, tabii, o hasreti tabii. özlüyor o geçmişi özlüyor. Aslında i̇şte kendi yaşını Tabii onunla beraber o, o, o dönemdeki şeylerini ya nerede o eski Ramazanlar adam gelmiş 80 yaşında 70 yaşında <laughs> <laughs> ne ne, ne versin. Ha şu var insanlar belki o dönemdeki yani şöyle bir ifade vardır bu Eric Hoffer'in bir kitabını okudum ben çok hoşuma gitti o kitap. kesin inançlılar diye kesin inançları diye. Çok güzel bir kitap. Yani tavsiye ederim gerçekten bizi izleyenler. Üstadım size tavsiye ederim. Tabii inşallah. Enfes bir tahlil var. Adam bir işçi Amerika'da. Yani o işçi şeyiyle böyle biz işçi deyince hani okumamıştır bilim falan değil. deriz böyle. Enfes tahliller yapmış. Şimdi orada diyor ki bir tahlilinde diyor ki insanların diyor yani düşünce birliğinden meydana getirdikleri dayanışma güçlüdür. Ama Nefretle meydana getirdikleri dayanışma çok daha güçlüdür. Mesela bu çok önemli bir tespittir, yani benim böyle bayıldığım bir tespittir çünkü yaşıyoruz, güzel bir yaşıyoruz, tespit. görüyoruz da ayrıca bunları. Şimdi ikincisi şudur üstadım, İnsanların varlıkla meydana getirdikleri dayanışma, yoklukla meydana getirdikleri dayanışma. Yoklukla meydana gelen dayanışmanın çok anlamlı, çok Doğru. manidardır, çok e, e, iyi bir intiba insanda meydana getirir. Kanaatim odur ki gün geçtikçe Cenab-ı Hak bizi güzel nimetlerle efendim e, taltif ediyor. O nimetlerin şükrünü eda etmeyi Cenab-ı Hak bize nasip eylesin Tabii. inşallah. Öyle temenni ediyorum. Ama o geçmişteki insanların o yokluktaki birbirleriyle dayanışmaları, o yokluğun içinde meydana getirdikleri hazlar, günümüzde onları tekrar o hazlar. Çünkü bak demek ki elde var olan bir takım şeyin çokluğuyla insan mutlu olmuyor. Tabii. ona karşı meydana getirdiği duygu ile efendim hazzı Mutlu, buluyor. Evet. Onun için o geçmişteki, geçmişteki işte çocukluk yıllarımızdaki vesairedeki falan aslında yok. Yani ben Kur'an kursunda okurken Tahir Hocam Allah rahmet eylesin e, medreseydi bizim Os medresesi. Oranın hem babam hem aşçısıydı hem hocasıydı. Neydi? Efendim Her şeyi babamdı ama yokluk vardı. Sabah kahvaltımızda bize mesela beş zeytin verir derdi ki her zeytin iki lokma yapılır. Yani i̇ki iki lokmada yenecek. yenecek. Yani Rabbi seferde ağza atılmayacak. Yani o zamandan mesela bende zeytin efendim meyvesinde oluşmuş bir hasret vardır. Nerede görsem zeytin alasım gelir. <laughs> yani gidip evde <gülüyor> zeytin <laughs> vardı. işte oradaki duygu. Onun için duygu eğitimi dediğimiz şey o. Yani biz bugün yavrularımıza her şeyin salt bilgisini katıksız, sossuz bilgiler verdiğimiz için o bilgileri Allah a adına verdiğin bilgiler de olsa insanı çarpar. Ve çarptı. Ve çarptı çarpıyor. Şimdi eski Ramazanlar dediğimizde o Ramazanları anlamlandıran, o Ramazanlara manasını veren şey o günlerde yaşamış olduğumuz hatıralarımızdır. Yoksa o günde yaşamış olduğumuz yaşamın kalitesi tabii. tırnak içinde efendim değil değil. İşte onun için mesela bir tane hatıramı anlatayım eğer müsaade ederseniz. Tabii. Yıl Efendim, e, yıl 2008-2007. Yani şimdi bayağı da zaman geçmiş oluyor. Ramazan'dan iki gün önce e, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan aradılar. Dediler ki hocam, Tataristan'da efendim Kazan, başşehir, hı hı. orada bir Kul Şerif Camii var. Kul Şerif de Tataristan'ın Mehmet Akif Ersoy'u diyelim. Hı. Öyle tarif ha, öyle, edelim. Anladım. Evet. Kul Şerif Camii var. Hatta Tataristan'da o Kazan'da Kremlin gibi böyle bir şey var bir bölge var, i̇şte devlet sarayının devlet başkanlığı sarayının bulunduğu kütüphanelerin bulunduğu kul şerif Camii'nin bulunduğu hemen yakında büyük bir kilisenin bulunduğu böyle hatta Volga nehrine doğru efendim, bir manz hmm. müthiş bir manzarası vardır. Ee, dediler ki kul şerif camiinde Hatimle teravih namazı kıldıracak eleman e, isti istiyorlar istediler. Hocam sizi Gidelim. göndereceğiz. Ramazana hatta Ramazana bir gün var Are Arefe'yi yani yarın arefe Peki dedim yani anlatınca efendim o daha önceki o Tatarların İslam'a efendim hizmetlerini bu İstanbul'daki Abdülaziz Bekkine Hazretlerinin ha, Tataridir o tatari, da tabii. efendim hizmetleri falan aklıma gelince hiç düşünmeden dedim ki giderim. Hazırlıklar yaptık vesaire falan. Ramazan o, tabii o hazırlıklar o dönemde çok da hızlı ilerlemedi. Ramazan'ın birinci günü yani Ramazan'a yola çıktık. Gittik geceleyin şey indi. İşte yanımda benimle beraber gelen iki arkadaş daha var. Ben Kulşerif Camii'nde yani Tataristan'ın en böyle cemaati kalabalık olan ve en görkemli camiinde hatimle teravih namazı kıldırmak üzere gittim. Biraz da havalı gittim yani. Tabii. E, kimin arkadaşıyım? Hacer Likon'un. <laughs> <laughs> Tahir Hocam gittik. indik havalanından. Neyse küçük bir havalanı efendim çıktık. Dışarıda bir arkadaş geldi. Aldı. Bindik arabaya. E yani havaların şehre ne kadar uzakta olur? Benimle, yani bir sürü ülke gezdim ben. Yani 30-40 ülke gezdim. Yani yarım saat olur, 40 dakika olur. Ee, Gecenin o, o saatinde olur. zaten trafik olmaz. Neyse biraz gittik gittik bir saat oldu. Allah Allah da Bir şoför şeyde arkada bir tane adam, bir tane daha böyle genç. Ben de öne oturdum. Biraz gidince e, Tahir hocam sordum dedim ki ne zaman geleceğiz? Ne kadar yolumuz dedim. Dedik ki, 300 kilometre. Allah Allah. Nasıl dedim yani? Nereye gidiyoruz? Dedik ki Aksubay'a gidiyoruz. Aksubay'a? Aksubay bir kazaymış. A -a. Ne, ne Aksu dedim ya? E peki dedim 300 kilometre saate bir baktım. Sahur ne zaman bitiyor? Dedi ki 45 dakika sonra. Allah Allah. Bir kendi kendime. Bir de havalı gittik. <laughs> <laughs> <H> havalandırdılar. <laughs> Tahir hocam. la, la ilahe illallah. Neyse. yanımdaki insan çok çok temiz. Efendi böyle tatlı, <laughs> leziz. insanlar <laughs> neyse iyi. Dedim ki nerede dedim peki şey sahur yapacağız? Türk kafası. Tabii tabii. Savur <laughs> nerede, nerede yapacağız? Nerede yapacağız ki yolda. Hemen aklıma geldi. Burada bizim şehirler arası yollardaki güzel tesisler tabii, var tabii, ya. Tabii, e oraya. Çekeceğiz arabayı. Neyse. Bir sokak lambasının altında durdular böyle. Şey yolda bir yerde. Çektiler kenara. Dedim ki sahur yapacağız dediler. Vallahi üstadım. Allah Allah. İndik. Arkadan açtılar şeyleri. <laughs> bir şey. <laughs> bir bezi serdiler yere üstadım. Bir bezi serdiler yere. Orada ben kendime geldim. Anladım dedim ki yani demek ki kul şerife falan gitmiyoruz başka bir yere gidiyoruz. Başka bir yere gidiyoruz. Olabilir. Hemen kendime geldim. Neyse indik, şey yaptık, serdiler bir şeyler. Ne varsa tabii. ben de bir de şöyle şey yaptım hemen. Hemen kendi Müslüman kimliğimle büründüm. Yani hani onlara böyle yadırgamış vesaire falan moralsiz falan tabii. hemen <laughs> kendi kendimi toparladım Tahir hocam. Sonra dedim ki neyse bir tane böyle e, şey şişesi böyle üstadım. E, i̇çecek şişesi, kola şişesi. Alttan kesmişler, kesmişler onun içinde şeyler var, komposto var. Kapa, efendim, oradan kaşık dediler ki kaşık yok, bir yudum. efendim böyle. Neyse sen buyur dediler falan. Sesimi kestim abi, güzelce orada bir şey yaptık, sahur yaptık. Ama bu, büründü Müslüman moduna. Yani, <laughs> Tabii. Ki evet, değil. hemen Müslüman kimliğine büründüm abi, devamlı benimle olmadığı için. <laughs> Allah muhafaza etsin. Hemen orada dedim ki abi bak geldin, sağa sola atlama, Bismillah. Neyse yedik. Bindik arabaya gittik dedik sabah namazı dediler ki yol üzerinde bir köyde bir şey bir, bir köy var onun üzerinde cami var oraya kalacağız. Hafif ya yağmur yavaş yavaş böyle çise mi Çişirir, derler? Çiselemeye Çişirir. başladı üstadım. Gittik camiye vardık tabi yani işte o Kazanla Aksu Bay arasındaki bir yer. Ho hoca kalkmamış. <laughs> Neyse biraz daha vurduk vesaire falan. Dedim ki dışarıda. Üstadım dışarıda şey yapıyorlar. Bir şeyi bir kartonlar falan serdiler arabanın arkasından oraya. Orman. Bir ormanın içi ama oh, üstadım. Böyle güzel, Öyle güzel bir manzara. Ya. Ama yağmur yağıyor. Dedim ki abi namazı kılacağız. Üstadım dedim ki imamlığı ben yapacağım dedim. Geçtim. Ondan sonra üstadım birinci rekatta iki sayfa. Umurumda <laughs> değil. Umurumda değil. Yağmur yağıyor. Yağmur hafif hafif ama, ama çok, çok hafif. Çok güzel. Çok hafif. İki sayfa. Böyle aklından geçiyor. Ya Rabbi bir İslam beldesi değil burası. İslam beldesiymiş ama bir tane cami kalmış. Ca cami açılmamış. Vesaire falan. Üstadım. Ondan sonra itildik. Biraz dizlerimiz hafif ıslandı. Alnım ıslandı. Çok güzel. Hatta karton kısa top. Oh. Ya yani alnım toprağa geldi vesaire. Allah. Şimdi benim bak çok eski değil 2008. Hayatımda aklımda kalan Ramazan budur üstadım. Her gün şey işte. yaptık. Gittik yer Aksu Bay'e vardık. Kalacak yeri yok. Bir tane bekar bir adamın evine gittik. O da şey sağıyor. Arı. Arı arıları he. sağıyor. Arılar orada. Ben uykusuz. Uzatmayalım. Bir yanlışlıkla gitmişiz oraya. <laughs> Yedi gün kaldım orada. Yedi gün sonra benden haberi oldular. <gülüyor> <gülüyor> şeye döndük tekrar. Ne güzel geçiyormuş. Ama üstadım orada şunu gördüm. İnsanlar o yokluk içerisinde Tahir Hocam öyle tatlı bir Ramazan, öyle tatlı bir oruç, öyle tatlı bir mukabele, öyle leziz bir teravih, insanı rahatlatan, insana huzur veren, bir yaşadığım şeyle şey yapacağız. Bu bölümü kapatacağız. Nerede o Ramazan Başladık, diyor. başladık üstad işte. Nerede o Ramazan diyoruz ya. Yani. Açtık ezanlara. Öyle güzel okumaya başladım ki üstad. Sanki böyle haremin müezziniymişim gibi. Öyle. Namazlarda da öyle <laughs> üstadım. Vallahi sanki haremin imamıymışım gibi. Yani, neyse şey yaptık. Ee, Ezanlar okumaya başladık. Ve ihtiyarlar var. 7-8 tane ihtiyar var. Onlarla beraber namaz kılmaya başladık. Tahir hocam işte biraz yüksek bir yer yüzüm kızarmaya başladı. Krem alacağım. E, affedersiniz parfümümü unutmuşum. Onu şey yapacağım. Birkaç eksiğim var. Diş macunum işte bitti. Gidip alalım dedik. Gittik bir yere dükkana. Girdik dükkana üstadım. Dükkanların da böyle, dışarı böyle vitrini falan yok. Bir kasaba yani. Bir, bir, bir kaza. Tabii. Aksubay kazası. Girdik. Neyse orada bir hanımefendi. Bizim tabirimizde tırnak içinde çok İslami giymemiş. Böyle efendim fevkal, dekolte bir kıyafetle Hı. vesaire falan aldık aldık alacaklarımızı üzerinde param var. Allah hamdolsun elhamdülillah. Tam şey yapacağız derken yanındaki arkadaşa Rusça bir şeyler söyledi. Abi o arkadaşımız da şeyde okumuş. Su e, şeyh Ravil. Hmm. Suriye'de okumuş. Arapçası çok Doğru. iyi. Arapça anlaşıyoruz. Dedim ki e, çıkarttım cüzdandan parayı. Dedim ki ne diyor? Dedi ki diyor ki e, ezanları bu sene kasetten okutuyorsunuz. Ha. Her sene canlı okudumuz bu sene kaset. Ha. Dedi ki o, o da ona hayır kasetli bu adam okuyor. Bu okuyor. O hayır değil. O okuyor. Bak şimdi okuyacak. Falan filan derken netice itibariyle üstadım böyle şeyler geçti falan. O da inandı. Kanaat getirdi. Ben o şey yapıyorum diye. Ondan sonra şey yaptık. işte borcumuz ne? Para. Hocam dedi para dedi almıyorum diye dedi bu. Niye? Ben Müslüman kızıymış. Bir Müslüman kızı bir Hristiyanla evlenmiş, Tatar bir Hristiyanla evlenmiş, ama ben de Müslümanım Ramazan, ben hayır yapmak istiyorum Allah ya, vallahi, ya işte, Allah Allah İlahi yemin abi. ediyorum Tahir hocam ya La ilahe illallah. Uzaktan bir görsen mesela o insana dersin ki yani hayatta İslamla Müslümanlıkla en ufak bir bağını göremezsin. Ya. Hacal abicim benim, vallahi uğraştım dedim ki ben zenginim, bak acayip para var bende. Ben ben Söyle de dedim Şöyle. tercüme et. <laughs> Bu burada ne kadar şey kazanacak burada falan veremedik üstad. Allah Allah. E üstadım işte o Ramazan oldu. Ah o eski Ramazanlar, Ramazanlar al geldi şöyle. Üstadım yaşadıklarınız onu Çok anlamlandırıyor. Doğru. O hatırayı ya zihninizde efendim, hafızanızda ya güzel olarak. Şey ama burada şuna gitmek lazım. Bu elinde fazla mal olmakla, fazla imkan olmakla alakalı değil Değildir. İnsanlar yokluklar içerisindeki Hı. birbirine bağlanmaları Dinine bağlanmaları daha güçlüdür. Dolayısıyla biz onları arıyoruz. Bugün artık birbirimize muhtaç olmadıkça Müslümanlığımız da aynı, aynı şekilde şey ya. hatta Allah muhafaza eylesin birbirimize muhtaçlığımızı artık kaybederken Allah'a da muhtaç olmadığımız gibi bir vesvese kafam geliyor. Kafamıza yani. gelmeye başladı. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin Hacı Ali abim Aynen benim. Aynen abi. Evet. Ağızdan kulaklara fırsat kalmıyor üstad. Yok abi. Yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Hacı Ali abi tabii herkes aslında Bekçi Bekir'le tanıdı. Ee. Şimdi hazır onu davet etmişken evet. bir performans da isteriz aslında. Yapma. <laughs> 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 bir O eski Ramazanları bir <laughs> Bekçi Bekir'in ağzından dinlemek isteriz. Allah Allah. Yani Allah, eski Allah, Allah. Ramazanlar eski Ramazanlar. Ah be eski Ramazanlar. Ben şeyi hatırlarım. Ramazan geldiği zaman evde bir ne, en sevdiğim şey He. annemin böyle sevinçle babamın sevinçle bizi kucaklamasıdır. Yani Ramazan hoş geldi diyorlar ya sanki bir evlatları gelmiş gibi. Ben Ramazanı kardeşim zannediyordum mesela. He. Bize öyle öğretiyorlardı. Allah Allah. Bak kardeşin geliyor şimdi. Allah Allah. Büyük kardeşin geliyor. Allah Büyük ha Biz öyle değil. karşılardık. Ramazanı kendi abimiz gibi karşılardık. Ona öyle hürmet ederdik müthiş bir sevinç havası oluşurdu bizim evimizde. Bu sevinç havası şöyle oluşurdu abi. Ramazan'ın ilk geldiği gün bizim evi zaten bir muhabbet ortamı olduğu için babam annemden ve diğer kardeşlerimden de dolayı birbirimizi daha çok sever, birbirimizi daha çok vakit ayırır. Birbirimizin gözlerine daha çok bakardık. Allah Allah. Birbirimizi anlayabilme meselesiydi. Bu rahmetli babam derdi ki birbirimizin gözlerine bakalım. Birbirimizi anlayalım birbirimizle muhabbet ederken gönül penceresini gözlerimize koyup öyle bakalım. Çünkü Ramazan bu ay bizi insan eden ay. Onun için aydınlanma ayı diye ta tabir ediyorum biz yani bizim ailede bir aydınlık oluyordu. Hmm. Sanki güneş evin içerisine girmiş. Herkes böyle çalar oynar. Şunu şöyle de izah edeyim. Şimdi ben evleneceğim. Ee, ya, hanım tanıştık falan dediler ziyaret edelim. Hani bize size gelelim dediler. Biz eve geldik. İşte muhabbet ediyoruz. Yemek yendi. Ee, ben bir türkü çığırdım falan. Ondan sonra babam bir gazel okudu. Bir anda kalktık namaz kıldık. Allah Allah. Bize, bunlar deli mi? Ne biçim bir <laughs> türk söylüyorlar namaz kılıyorlar. Yani enteresan. O da Ramazan ayına denk geldiği için iftardan He. sonra gır gıyamet gittik. Yani eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur abi. Aşkına emekle ya. yürüyen dermanın derdinde bulur. Şükretsek kafi, insan olsak tamamdır. Evet. Mesela bu pencere bile gözleri parladı hocam bu pencereden bak yani abi çok güzel. O eski Ramazan'ı anlatırken gözlerim. Eski bile... da işte o duyguları, o güzellikleri yaşadığımız için özlediğimiz o hazlar aslında evet. Hocamın anlattığı gibi. O hazları özlüyoruz. Ee, bu Ramazan'ları da yaşatmak, yaşatmak kendi elimizde, çocuklarımızla. Ben mesela Şuna çok dikkat ederim hocam. Benim iki tane kızım var. Allah bağışlasın. Maşallah. Ben eve girdim. mesela giriyorum eve. Hoş geldin diyorlar. Sarılırım. Anne diyorum ona. Anneciğim diyorum. Mesela benden bir şey istediklerinde hemen ayağa kalkarım. Şöyle emret kızım derim. Kızım içeri girdiği zaman ben ayağa kalkarım. Allah Allah. Yani bu bizim aileden gördüğümüz. Yani ya. babamın Saygının küçüğü büyüğü olmaz derler ya hocam. Babamın yani. babamın ya, işte. yani babadan aileden ama Bilgili anne baba olması lazım. Yani bilgi olması gerekiyor. Bilgi olmadan da onu biraz önce bahsettiniz ya aileden mi? Hı hı. Bilgi olursa aileden geliyor. Bilgi olmazsa bir şey anlatamıyorsun. Bir şeyi ifade edemiyorsun. Biz onu öyle öğrendik. Mesela ablamız vardı bizim bir tek kız kardeşimiz var. O geldiği zaman mesela içeri girerse eğer odada oturuyoruz ya babam da ayağa kalkar. Kızım hoş geldin. Bir isteğin var mı? der. Anlatabiliyor muyum? O kız oturmadan da oturmazdı babam. Öyleydi. İşte Muhammed'i diyoruz ya buna. Bir ara cümle atayım oraya üstad. At Hakkın helal et. At abi bak, çünkü mevzu, mevzu açılsın Muhammed diye anlatıyorum. Hazreti Muhammed Mustafa <laughs> bak, sallallahu aleyhi ve sellem. Mevzu açılsın diye anlattım. Estağfurullah abi öyle <laughs> Aa, açıyorsun hemen, ki vallahi. iki gün konuşuruz Tamam. <laughs> Araya ustadan bak diyor ki bir müminlere, müslümanlara çocuklarının, yavrularının nefretini kazanma. Sakının diyor. <laughs> bir insan için en büyük belalardan birisi de odur yavrusunun çocuğunun eşinin nefretini kazanırsa nefret meydana getirirse o baba o, 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 o İslami bir baba değil abi. O anne İslami bir anne değil Tabii. hani onun için hani yavrum derim ona. E, suyunu getiririm, suyunu ikram ederim. Ayağa kalkarım. O üstadım. O işte yahu. Mesela biz hep hani deriz ya anneye babaya saygı hürmet. Aslında onun iyi damarı iyi damar tutarsanız o evlada da gider o evlada da gider. Orada görür onu ondan sonra onu şey o şekilde yapar. O anlattığınız şey o o sizin yavrunuza o koy koydunuz tavır tam İslami bir tavırdır. Tam Müslümanî bir tavırdır üstadım benim. İşte öyle öğrettiler bize. İşte Ramazanlar bizim için Ramazanlar o kadar değerliydi yani. Ya. Her Ramazan tadıyla gelirdi. Hı hı. Başka bir tat. Böyle damaklarımızda tat bırakır giderdi yani. Ben isterdim ki böyle mesela gitmesin. Hani o Ramazan kaybolmasın çünkü İçtimai hayatımızda da önemli değişiklikler oluyordu. Sadece bizim ailede değil, diğer komşularımızda da gözle görülür, fark edilir. E, hem ruhani hem maddi değişiklikler olmaya başlıyor. Niyet bile çevremizdekilere yansıyor aslında. Tabii. Biz o ibadeti yerine gelirken edindiğimiz niyet tabii, 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 tabii. de tabii, tabii, yansıyor. Tabii, tabii tabii kesinlikle. Bak bir gün İtalya'dayım abi hiç unutmayın. Maurizio Martina'da bir arkadaşım var Sicilya'da. Böyle kafe gibi bir yer var abi, oturuyoruz Ramazan ayı. E, tabii ben Müslümanım, onlar da biliyorlar Müslüman. Oruç tutuyorum. Gittik oturduk, bir tane çocuk geldi. Allah. Allah. Joseph diye bir çocuk. Dedim bu kim? Şey Mavruzio. E dedi bu işte şey. E, burada sahipsiz insanlara işte Hı -hı. evsiz insanlara yemek veriyor. İşte köpeklere, kuşlara yiyecekler yapıyor. Kendini buna adamış ve bugün de oruçlu dedi. Dedim Müslüman mı yok değil. Aç insanlar olduğu için yiyemiyormuş. Allah Allah. Döndüm dedim Joseph. İtalyanca biraz saç attım yani. Biliyorum da hani şey dedim ona İtalyan dedim ki ne kadar Müslüman bir adamsın. Dedi no no. Hayır dedim işte Müslüman böyle olur da onun için sana Müslüman dedim. Allah Allah. O zaman dedi okey ben Müslüman tamam. Sıkıntı yani yok. bakabiliyor musunuz? İslami tavrı adam yaşıyor farkında olup olmam Önemli değil. Mesele hocamın anlattığı gibi. Alt zemin insan. Üstüne deva, bina edeceksin. Şöyle soru soruyorum ben öğrencilerime. Diyorum ki şöyle üstadım. Yetişkin öğrenci bunlar. İmam Hatip arkadaşlarım benim. Hem arkadaşlarım hem öğrencilerim. Evet. Onlara diyorum ki soru. Hazreti Muhammed Mustafa'nın Mustafa'ya iman eden, mümin olan, Müslüman olanlar. Anlatarak Müslüman olanlar onun anlatmasıyla Müslüman olanlar mı daha fazladır? Uygulamalarını görerek, insanlığını görerek Müslüman olanlar mı daha fazladır? Ne diyorlar? Ya üstadım cevap hiç cevabı ortada. Cevap ortada zaten ya, yani, bak, bir, üstadım basit bak. Bir şey söyleyeyim ben size. Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve daha yeni anlatıyor dini. Yolda gidiyor giderken iki tane yaşlı kadın sırtlarında bir tanesinin sırtında bir yük var. Böyle ağır bir yük. Zor gidiyor. Diğeri de ona yardım etmeye çalışıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genç. 40 yaşında. Daha yeni peygamberlik gelmiş. Hemen alıyor bir tane sırtından. Selam veriyor hanımlara. Alıyor sırtından. <laughs> Götürüyor bir dakika kadar. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gittikten sonra şey yapıyorlar. Teşekkür edecekler peygamberimize ama bilmiyorlar Tabii kim olduğunu. Mi? Diyorlar. Diyor ki bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Oğlum diyorlar. Ona, oğlum diyor. <laughs> bir tane Muhammed diye bir adam çıkmış. Atalarımızın Dedelerimizin, ecdadımızın dinini kaldırıp yenine yeni bir din getiriyormuş. Duyduk. Aman yavrum dikkat et. Onun dinine, onun ya. dinine girmek ya da ona yaklaşmaktan sakın. Bizim atalarımızın dinini yok ediyormuş yavrum. Aman sakın seni o beladan korunmanı Korunma. tavsiye ediyoruz diyorlar. Peygamberimiz diyor ki Peygamberimiz diyor ki tanır mısınız onu? Yok, tanır, görmeyiz. Görmedik diyor hiç. Tanır mıydık? Diyor ki o Muhammed benim. E Hemen orada o kadın diyor ki ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Bitti gitti abi. Ben şehadet ederim ki bak sen Allah'ın Resulüsün. Allah'ın Resulüsün. Üstadım bunlarla bize eğer, insan, işte. eğer üstadım İslam'a davet edeceksek İslam'a insanları o İslam nimeti az önce anlattın Joseph'da olduğu gibi eğer İslam nimetine doğru insanları koşturacaksak bu amellerimizle amel, 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 amel. davranış, 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 davranış bu insani davranışları, İslami davranışları, Muhammedi davranışları insanların önüne propaganda olarak değil. Değil, değil. Fıtri ve doğal tabii. olarak, tabii olarak sunmadıkça mesuliyetimiz, sorumluluğumuz çok büyüktür Tahir Hocam. Çok doğru, çok doğru. efendim. Emrullah Hocam'a da sormak istiyorum. O eski Ramazanlar. Evet, e, Emrullah Hocam, Emrullah hocam e, biraz ihmal ettik. Hakkını evet, helal etsin abi. Hakkınızı helal edin hocam. Sağol. Özür diliyoruz Emrullah Hocam. Abi çok Sağol özür dilerim. Aziz dostum benim. Ee, şimdi eski Ramazanlardan mevzu bahis oldu. Sizce o eski Ramazanlar denildiğinde ne kastedilir ya da sizin için ne anlam ifade eder hocam? Hocalarım Ali abi falan çok güzel anlattılar da. Şimdi bugün ben de Acizane camide öğlen namazından önce sohbet yapıyoruz. Eyvallah. Onda biraz da bunlardan bahsettim hocam. Allah Allah. Özlenen bir tablo var hep söyleriz bir, bir ortama geldiğimiz zaman bunlardan bahsederiz işte şöyle olsaydı böyle olsaydı. Özellikle çocuklarımızı gençlerimizden bahsediyoruz şu anda zaten. Çok da güzel konulara değinildi. Çocuklarımıza hani bize mesela babalarımız Allah rahmet eylesin hepsi vefat etti. Amin. Ramazan'ı sevdirmek için gece sahura kaldırırlar. Oğlum hadi sen bugün tekne orucu tut diye bir de üzerine öğlene kadar tutarsan işte 5 lira 10 lira Böyle harçlıklar verirler. Şimdi bunun gibi e, bunları yaşadıktan sonra ben 7-8 sene önce ben de hocam gibi bir hatıramı anlatayım. E, başkanlığımız bizi böyle e, irşat görevlerinde görevlendiriyor. E, illere gönderiyor. Bir hocamızla, diyanetten bir hocamızla kilise gittik. Gaziantep Kilis. Orada biliyorsunuz e, mülteci kardeşlerimizin 2-3 evet. tane çadırları var. Büyük büyük. çadır kamplar böyle. Biz oralarda... Ee, bir çadırda bir gece teravih kıldırdık bir çadırda bir gece böyle büyük büyük iki tane çadır <laughs> şuraya geleceğim biz mesela Ramazan ne <laughs> işte zekat sadakayı sadakayı fıtır İşte bu tip şeylerin paylaşıldığı verilmesi gereken ay dolayısıyla orada çadırları dolaşırken çocuklar bize hani Türkiye'den hani veya da diyanetten hocalar gelmiş işte okuyucular gelmiş diye üzerimize koşunca ben de dedim ki Acizane Allahu Teala bize bir şeyler nasip etti ufak da olsa. Hadi dedim buraya gelmişken bak verilmesi gereken en güzel yer diye düşündüm orayı. Çok güzel. Evet, çok iyi. O çocuklar geldi böyle hem camide de okuyorlar. Camilerde göreceksiniz böyle birçoğu mescitlerin birçoğu hani bir, birkaç tane var. İşte böyle çadırdan yapılmış. Bir tane de böyle prefabrikten yapılmış büyük bir cami. Onun önüne çocuklar geldi. Öyle güzel çocuklar var ki. Dedim ki çocuklar gelin bakalım buraya. Hemen hani onlar işte neyse o zamanın fitre miktarı herhalde 17 lira 20 lira. Çocuğa veriyorum. Çocuk almak istemiyor. Allah Allah. Niye almıyorsun oğlum? Türkçeyi de öğrenmişler biraz. Niye almıyorsun oğlum? Bize devlet diyor. Bu devlet bize yardım ediyor diyor. Allah Allah. ya Biz bunları Allah. diyor almamamız lazım diyor. Çocuk bakın. Bunu yapan oradaki bir çocuk. Şu kadar bir çocuk. Oğlum bakın ben siz Kur'an okuyorsunuz diye bu çadırlarda bu mescitlerde Kur'an okuyorsunuz diye ben size bu fitreyi veriyorum size de geçiyor bu diyorum. Zekatımdır fitredimdir. Birkaç tanesinin haricinde kimse almadı hocam ve o zaman dedim ki bizim özlediğimiz Ramazan tablosu herhalde bu. Mesela bunu ben e, şu anda bile arkadaşlarımızla olan bir ortamda veyahut da cemaatimizle bunu ben paylaşıyorum mesela. Bunu biz çok özlüyoruz. Çok doğru. Allahu Teala e, işte işte Ramazan'ın bu seneki teması da biliyorsunuz şifa ayı Ramazan. Başkanlığımız böyle bir tema koydu. İşte bakın İki yıldır elimizden bazı değerler kayboldu gitti. Kimin yüzünden? İşte az önce hocam hep bahsetti ya. Hiç kim hiç kimseye bahane bulmamamız gerekiyor. Kendimize bahane bulmamız gerekiyor. İşte bakın, işte hocamın yanında haddim değil ama Me'asabeke min hasenetin fe Allah Nisa ya. suresi 79. ayette. Hani insanın başına bir iyilik isabet ederse bu Allah'tandır. Ve me'asabeke min seyyiyetin fe min nefsik eğer bir kötülük de isabet ederse bu insanın kendi nefsindendir. Yani yaptıklarımızdan dolayı bizim elimizden manevi değerlerimiz bir bir kayboluyor gidiyor. Özlediğimiz tablo ne? Ah o eski ramazanlar. Yeah. Allahü u Teala tekrar nasip eylesin ve şafi ismiyle bu hastalığa da bu düçar olanlara şifa ihsan eylesin. Amin. Amin. amin, amin. Çok, çok dileklerimiz var ama yani paylaşmamız gerekenlerden bir tanesi buydu diye düşünüyorum. Eyvallah. Belki daha çok hatıralar var. Ee, bazen insanın aklına gelmeyebiliyor. Çok Eyvallah. Doğru. Çok doğru hocam. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Şimdi e, Ramazan ayı, Ramazan ayı artık bu arada sahurada e, az kaldı. Birazdan hocamdan inşallah bir tilavet daha i̇nşallah. dinleyeceğiz. İnşallah. Şimdi Necip Fazıl Kısakürey'in şöyle bir sözü var hocam. E, şiirde, Kara göz seyri değil, gözyaşı dökme ayı. Hımm. Bilinmezi bilirler, hmm. bilseler ağlamayı. Allah Allah vay. Gerçekten Ramazan'da bir şeylerin farkına varmamız için aslında büyük bir fırsat. Sizin daha önce bir programınızda denk gelmiştim. Ramazan ayı aslında bir medrese. Tabii tabii üstadım, tabii. Bir tabii. öğrenme ayı. Müthiş müthiş bir eğitim müessesesi. Yani Ramazan'ın kendi kökünde bile kök kelimesinde bile biliyorsunuz üstadım. Bu belli şeylerde yani İslam'dan önce de oruç tutmalar var. Tabii. Ee, o sıcak aylara denk geldiğinde böyle insanı yakıp pişiriyor ya, o sıcak aylar, yaz yaz ayları. Mesela Ramazan kökü, Ramita kökünden yani insanın günahlarını yakıp, yok eden, bitiren, Beğitim. tüketen ay demek. İçimizde seyyiata dair, kötülüklere dair, gayri ahlaki davranışlara dair, niyetlere dair ne varsa hepsini yakan, bitiren, yok eden, tüketen insanı tertemiz, pırıl pırıl bir hale getiren, adeta hani diyor ya fabrika ayarlarına geri dönmek, <laughs> fabrika ayarlarına Dendiriyor. yani fıtri ayarlarına, tabi ayarlarına geri döndüren bir eee şey, müessese, bir medrese Ramazan üstadım. Onun on, onu o niyetle eğer ona yaklaşırsak şimdi tabii çok iyi anlamlandıramıyoruz ama bu Cenabı Hakk'ın bize teklif etmiş olduğu ki şöyle bir bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela bu ibadetle alakalı onu yerine getirmeyenlerle alakalı müeyyideler zikredilmez. Tabii. Şey, kılmazsan şöyle, şöyle olacak. Böyle tutmazsan edeceğim. şöyle olacak. Gitmezsen şöyle olacak işte. Ama ödüller bolca. Ha. Ama e, onlarla neler kazanabileceğimizi, kazanabileceğimiz ve Onları anlamlandırma. Hı -hı. Onları anlamlandıramıyoruz. Mesela, Mesela her cenab Hakk'ın bize teklif ettiği, sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği her şeyde aslında bu manada kazanımlarımız, manevi evet. kazanımlarımız var. Ramazan Üstad'ın bir ruh disiplini, ruhu disiplini ediyor. Şimdi bizim ruhu çok göremeyiz ama bu uzuvlarımız, güçlerimiz, ellerimiz, kollarımız, bedenimiz, bu fiziki yapımız ruha hep tasallut eder, evet, ruhu düzel, ezer. Düzel bu şeyle beraber oruç tutmayla beraber aç kalmayla beraber cinsellikten uzak durmayla beraber bu ayda ruh fiziğe şey yapar. Hı, galip evet. gelir. Evet fiziği fiziği eğitir. Fiziği bir yola, yola koymaya getirir. Bu defa bir denge insanı meydana gelir. Yani fiziğiyle fiziğiyle ruh. ruhu dengeli insan. Mesela bir insanın ruhu duyguları çok güçlü olsa mesela da fiziği, aklı, zihni yerinde olmasa mesela o da iyi bir insan değil. Onun tabii. için bir denge Aynen. meydana getiriyor. Yani ibadetler bu, medrese eğitim dediğimiz şey bu. İbadetler, Cenab-ı Hakk'ın teklif etmiş olduğu ibadetler insanın ruh ve bedenden meydana gelen insanda bir denge meydana getiriyor. Mesela ben hep düşünürüm. Yani aklımız başımızda olmadığında duyguların bizi yönettiği ve güdülediği bir ortamda insan nasıl davranır? Mesela şey yapıyorum ben. E, yani yani e, tabirimi mazur görün. Mesela insan ne zaman hiç hesap kitap yapmaz? Ne zaman aldanır? Hani e, şeyde kullanılır bu. Alışverişlerde kazıklandım Alışveriş, denir. Hemen mesela ne zaman? Üstadım bir bir düğünde bir de cenazede. <laughs> düğün normalde insan tıraş olur üstadım. Tabii. Tıraş olduğunda tıraş 20 lira 30 lira. Düğün tıraşı ne kadardır? 400 lira. 400 Abi niye <laughs> diyen çıkmaz? Tabii. Kendi de değil o arada gitti. O bir ara o duygu, <laughs> duygu yoğunluğu. Cenazede de gene aynı şey oluyor. Yani sormaz niye? Bu tabut ne kadar? Iki, Sö söyle tabut ne kadar? 400. Al. işte babası ölmüş adamın. Tabut ne kadar? 400. Yani normalde yüze satıyor adam. 400. Tabii. Kimse görmemiş. Çok pahalı abi alamayız. Değil, değil mi? Yani. Duygu <laughs> üstadım onun için İslam denge. Denge. İnsanın ruhla bedenin dengesini meydana getiren en etkin ibadet de insanı kendine getiren ibadet. Ramazan. Oruç ibadeti. Bir slogan vardı şeyde televizyonda. Reklamları da izliyorum ben. Reklamları ben çok beğenirim. Şöyle beğenirim. Hep izlerim reklamları da. Çünkü üstadım çok kısa zamanda çok kısa kelimelerle senin dünyanı altı süre seni yönlendiriyorlar. Tabii, tabii. Cebindeki parayı götürüyor. Ben oradaki o zihnin zihnin peşindeyim. Oradaki de, o zekanın peşindeyim. peşindeyim. Bazen de Tabii farkında olmadan o cebindeki paraya göz diktiği için onu götürürken ne dediğini de fark, fark edemiyor. Tabii. <laughs> Mesela bir slogan vardı. Diyor ki açken sen sen değilsin. değilsin tabii. O şeyler <laughs> reklamlarda. Halbuki tabii, tabii, tabii. Tabii tokken sen sen, sen değilsin. değilsin tabii. Açken evet. sen sensin. Tabii. <laughs> Annenden doğduğunda tok doğmadın. Tabii. Açken evet. sen sensin kendi başına tabii. geliyorsun. Ya Açken hiçbir günah düşünemiyorsun. Açken tok tabii. olduğunda artık ne yapıyor? O denge icadı mı vücuttaki bütün şeyleri meydana gelip bakın sizi bir sürü bir, şeylere tabi. sevk ediyor. Onun için bu bu medrese dediğimiz Ramazan medresesi tabi. ya da oruç medresesi ya da teravih medresesi ya da imsak medresesi, istidam ya da iftar medresesi bu Ramazan medresesinin içindeki sınıflardır, Sınıflar. bölümlerdir. O bölümün her bölümün içine girmemiz lazım. Ama evvelinde bütün bunları iyi anlatabilmek için Tahir hocam evvelinde Allah'ın bizden istediği ilk şey olan, Peygamber'in bizden istediği ilk şey olan adımı çok iyi sağlam koymamız ya. lazım. Nedir o adım? İman adımı. İman. i̇man. Şimdi ben hep şey varım. Mesela başlıyoruz. İlk okula biz gittiğimizde, medreseye gittiğimizde ilk öğretilen şey işte Allah'a iman, Peygamberlere iman, meleklere evet. iman, kitaplara iman, efendim o ahirete evet. iman. Şimdi ya diyor kendi kendime Allah'a iman. Ne, Şimdi ne? söylüyorum Allah'a iman ettim. Bitti. Geç bu tarafa. Dağı, iman. Bu ne ya? Üstadım bak değil bu. Tahir hocam iman ne biliyor musunuz? Biz ne diyoruz iman ederken? Ya Rabbi sana iman ediyorum. Sen benim Rabbimsin. Tabii. Bu ne demek? Hocam insan için iki şeyi var. Bir, madem benim Rabbim bir tane başka kimseyi Rab edinmeyeceğim diyorum Allah'a ben. Tabii tabii. İnsan benim Rabbim olamaz bu kadar. Bu ne demek üstadım? Öyle bir özgürlük alanı açıyor bize. alanı işte sana. Bir tane Rabbim var benim. Bak bizim bugün var ya. Kaç tane var? 250 tane tanrımız var. Tabii. Araba tanrımız, ev tanrımız, <laughs> yazlık tanrımız, çocuk efendim vesaire. Bak iman etmekle diyor ki bir Rabbim vardır benim. Bir bunu öğreniyoruz. Bundan başkası bana rap Biri geldi bana. Tasallut eyledi, musallat oldu. Efendim dedi ki ben de senin Rabbin gibiyim. Onu kabul etmez Müslüman. Tabii. Benim Rabbim bir tanedir belli. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bütün bunun örnekleriyle dolu. Sahabenin hayatı örnekleriyle dolu. Evet. Daha önemli bir şey daha söyleyeceğim üstad. İmanın bize kazandırdığı. İmanın kazanımı. İki benden de Rab olmaz. Çünkü benim bir Rabbim var. Tabii. Ben Bizde. bir Rab'be iman ediyorsam ben kulum. Tabii. Öyleyse Tabii. benden de Rab olmaz. Ya. insanlara tanrılık taslamaya kalkma diyor İslam ya, ya. o tanrı havalarına girdiğinde aklına gelsin Allah'a iman ettim dedim ki sen benim Rabbimsin ya Rabbi başka Rab tanımam bir de sana iman etmekle ben kul oldum ya Rabbi benden de Rab olmaz benden de o zaman iman anlamlandı Aa. onun için imanı olma Allah'a iman etmeyen Kitaplara iman et, kitaba iman etse, ne peygambere iman ne etse hiçbir manası yok Doğru, bari. Doğru. Sonra bak üstadım devam etti. Kitaba iman. Anlamlandıralım üstadım. Kitaba iman. Kitaplara iman diyoruz da hı hı. normalde şu, şudur. şudur yani, orijininde ve kütübihi yani Kitab. diğer peygamberlere Cenab-ı Hak tarafından vahiy geldiğine iman yani. ederiz biz. Ama şimdiki şeyle beraber söylersek kitaba iman dememiz evet. gerekiyor. Kitaba iman, Kur'an'a iman. Şu an. Burada e, ufak bir virgül koyalım. Lütfen isterim. E, kitaba kulak verelim bir hakka. Ne kadar güzel verelim. yere geldik. Vay e, Tanrıca. Tam da burada. Tam da burada. Emrah Hocamızın yine o altın sesinden inşallah. Evet yeni caminin yeni imam hatibinin o o. <laughs> tek, yeni o caminin yeni, evet. yeni imam hatibi ya. Emrah Akbaş Hocamdan. Evet. Şimdi sözü size bırakalım. Emrullah Hocam da kulağımız اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم Azim olan Allah doğru Allah Allah. söyledi diyelim hocam. Allah Allah. Ağzımıza Allah. sağlık, nefesimize evet. sağlık. Allah razı olsun. Hocam artık vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. Eyvallah. Ee, önce bir son sözlerinizi e, rica edeceğim sizden ardından da evet. ezan'a gelmeden önce kısa bir dua evet. isteyeceğiz. Ee, yani... Eca... Sizden başlayalım. Ön sözü bitirmedik ki son sözü alalım. Doğru aslında. <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni açtık kitabın evet, ilk sayfasını. Evet, istedim. Şimdi Allah razı olsun. Emrullah Hocam'ın ağzına yüreğine sağlık, gönlüne sağlık. Ee, o güzel edasıyla, sedasıyla o sözlerin en güzelini seslendirdi. Ama yani bu İsra Suresi değil mi? Emrullah Hocam, İsra Suresi'nin ayet-i kerimeler. Öyle manalarla, öyle anlamlarla, öyle güzelliklerle dolu ki. Yani Kur'an insan için bir şifa. Tabii. Ama Kur'an'a şaşı bakan için ancak bir ancak hüsranını artırıyor onun. Ondan sonra e, aziz dostum benim. Ve iza en'amna alel insani a'rada Yani Cenab-ı Hak insana nimetler verdiğinde çok enteresandır. Kendini kaybediyor. Yani Allah'a daha çok bağlanma, ona daha çok yönelme yerine kendini kaybediyor. Ve izamessehuşer. <laughs> Ondan sonra o güzellikleri kaybettiğinde de ya üzülüyor. Ya üzülüyor niye yaptım bunu yaptım. bana diyor. Ya Enfes bir şey bir parça geliyor oradan üstadım. Kul kullun ya'malu ala Herkes karakteri neyse ona göre davranır. Ya onun için karakter eğitimi dedik ya karakter Tabii oluşturma. Evet. Bütün var gücümüzle beraber oraya yoğunlaşmamız gerekiyor. Hayır hocam. Karakterli insan, karakterli mümin, karakterli Müslüman. Şu duaya bak. Allah'ın Resulüne Cenab-ı Hakk'ın öğretmiş ya, olduğu kadar duaya bak. Ve kur Rabbi edhinni mutkale Ya Rabbi bir girerken beni öyle bir girdir ki başım dik, gönlüm ruhum tertemiz, pırıl pırıl. İnsanlar beni nereden geldi bu vicdansız değil Nereden geldi bu güzel insan. Desin. Öyle gireyim ben oraya. Ya Rabbi o da yetmez ki. Ve ehricni muhreca Oraya nasıl tertemiz girdiysem Tertemiz pırıl pırıl oradan da çıkmayı nasip et ya Rabbi. Nasıl öyle yine o vakarımla, efendim liyakatımla saygınlığımı kaybettirme ya Rabbi. Anladım, Şu duanın güzelliğine bak üstadım. Ve akhrijni mukhraca sıdqin ve ce'al li min yani. Peygamberin peşinde olduğu şeye bak. Ya bizim, bizim peşinde şey olduğumuz yani. şeylere bak. Onun için değerli dostum benim. Yani son söz olarak şunu söylüyorum. Şimdi nasıl başlarsak öyle gidecek Tahir Hocam. Amin. Ramazana nasıl başlarsak öyle gidecek. Onun için bu Ramazan'da benim kıymetli izleyicilerden acizane efendim bir talebim olmaz ama acizane bir kardeşleri olarak, bir dostlar olarak, bir arkadaşlar olarak, efendim bir abileri olarak ya da öğrencileri, bir hocaları olarak eğer hoca olarak da kabul ederlerse bu Ramazan'ı gerçekten 29 kaldı, 28 kaldı, Sayın. 27 kaldı, 26 kaldı diye bir efendim skalaya çevirmeden, bir sayı şeyine çevirmeden her gününü ayrı bir haz, ayrı bir lezzet, ayrı bir şevkle yaşamanın gayreti içerisinde olsunlar. Teravih namazlarını camilerimizde kılamadık. Olabilir. Şey vardır efendim, yani zaruret oluşmuştur. Hı. İnsanın sağlığı çok önemlidir. Yani ben yaşamazsam Rabbime kim ibadet edecek? Rabbim beni yaşatıyor ki ben ona ibadet edeyim. Tabii. Dolayısıyla insanların önce yaşaması lazım. Bu anlamda, bu manada birbirimize müthiş hürmet etmemiz gerekiyor. Birbirimizin hakkını, hukukunu korumamız gerekiyor. Evet. Onun için devletimizin, efendim hükümetimizin, idarecilerimizin bize bizi yönlendirmiş olduğu bir takım yaptırımları gönül huzuruyla yine sanki bir Ramazan yaptırımı gibi kabul edip bir an önce bütün insanlarımızı yani hani ateş düştüğü yeri yakar diyor ya. Evet, evet. ya Birinin babası gittikten sonra e karşıdan babası ölmüş diyorsunuz. Ama bir an geliyor sizi de yakıyor. tabii Böyle bir şeyle kalmak Zaten karşılaştık 40 bine doğru gidiyor. 40 bin oldu belki yani vefat eden kardeşlerimiz. Evet, evet. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Olağan dışı bir vefattır. Tabii, tabii. Dolayısıyla onların Cenab-ı Hakk'ın indinde şehit olmalarını arzu ederiz. Evet. Öyle dileriz. Bu Ramazanı bu duygularla, bu düşüncelerle, bu sorumluluk bilinciyle efendim karşılamayı ve o şekilde hareket etmeyi ben e, aziz izleyicilerimizden istirham ediyorum. E, Cenab-ı Hak bize bu Ramazan'da merhamet kapılarını, rahmet kapılarını şöyle hep sayıp durmayalım. Evveli rahmet, ortası e, manafret, sonu güne. Artık klişeleşti bunlar. O enfes bir hadistir. O hadisin icabını artık yerine getirelim. Şu evvelinde Allah'tan evet. rahmet beklerken. Bütün günahları affettirmenin peşine düşmeyelim. Düşme kardeşim. Bak şöyle, o zaten affolacak onun bir formülü var. Tabii. Sen onların hepsini kaldıramazsın. Eğer sen Allah'tan bu evet. on günde, rahmet gününde merhamet bekliyorsan, merhamet et. Evet. Merhametli ol. Senden daha güçsüz olanlara merhametli ol. Sokak evet. hayvanlarına merhametli ol. Yaşlılara merhametli ol. Darul acizede olanlara merhametli ol. Fakire fukaraya merhametli yani, evet, ol. Doğru, miskine merhametli ol. O. Üstadım ne biliyor musunuz? Bak şöyle bağlayalım. Kur'an-ı Kerim'de infak ve ihsanla alakalı ayeti kerime var. Zekatlarımızın, sadakalarımızın verileceği 8 sınıf. Ayeti sen de bilirsin. Tabii, çünkü tabii. soruda çıkmıştı. İnneme sadakatü lil fukarai. Üstadım Allah'ın kitabında saydığı bu 8 sınıftan Beş tanesinde Müslüman olma şartı yoktur. Bu kadar basit abi. Unutmayın. Bak çok net söylüyorum. Mesela yolculardan Müslüman yolculara demez. İblis Sebil. Bitti. Yalı, Müslim Müslüm gayrimüslim. Fark etmez. Adam darda mı darda. Hı, bitti. Mesela fakir demiştir. Müslümanların. Demez. Miskin gayrimüslimlerinki. Yoksulları. Tabii. Üstadım köle. Şeyi evet. aramamıştır. Ver. Evet, evet. Borçlu adam. Borçlu. Fark etmez. Ver. İşte merhamet dediğimiz şey bu hani evveli rahmet, evveli rahmet diye 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 o rahmete kavuşamazsın. Göster Çok merhametini, ya. göster rahmetini, göster şefkatini. Hazreti Muhammed Mustafa iki kelime ile formülü çizmiş. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet Allah edilmez. merhamet etmeyecek. Ona merhamet olunmayacak diyor aziz dostum benim. Evveli rahmet böyle olur. Bu, bu, kapıdan gireceğiz üstadım inşallah. Peki. Teşekkür ederim hocam. Son 3 dakikamız kaldı bu arada. Senden de son birkaç cümle e, dinleyerek hocamdan da son 2 dakikaya e, dua ile geçmeyi. Üstad. Yok Ülüyoruz. ağlamak güzel abi. Göz yaşını silen varsa. Allah Allah. Gülmek güzel. Seninle gülen biri varsa. Allah, Allah. Yaşamak güzel. Umudun varsa. Her gün bir gemi kalkar insanın umut limanından. Özgürlüğe doğru, imana doğru, huzura doğru, mutluluğa doğru. Bunu yakalamak önemli olan. ...ülkez güzeldir, yaslanmış dağa Allah'ın rahmeti buraya yağa. en Allah. fehir oranımız yüz koyun sağa. Daha ben ne diyeyim? Den 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 altı. Denizdeki karaltı inanmasan sayda bak 16'dır 16. Daha ben ne diyeyim ağabey? Her ağzıyla da kapattık abi. Çok teşekkür ağzını ediyoruz. Ağzına, ağzına sağlık. Ağzına Allah, razı olsun. Hocam e, iki dakikamız kaldı. Evet sizden bir dua rica edeceğiz. Amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbil alemin. Sadece bedenlerimizi, nefsimizi değil, amin. ruhumuzu da doyurmayı murad eyledin ya Rabbil alemin. Bu güzel Ramazan ayında, bu Ramazan'ın ilk gecesinde, ilk sahurunda... Ruhlarımızı doyur Ya Rabbi amin, amin. Ruhlarımızı imanla doldur Ya Rabbi amin. Ruhlarımızı İslamla doldur amin. Ya Rabbi amin. Ruhlarımızı ahlakla doldur Ya Rabbi amin. Ya Rabbel Alemin nasıl rızkımızın peşinden koşuyorsak Her gün rızkımızın endişesini ve kaygılarını yaşıyorsak Ya Rabbel Alemin bize de her gün imanımızın Ahlakımızın peşinden koşma azmi Koşma şevki amin. koşma zevki amin. ver Ya Rabbi ya Rabbel Alemin, acizlere, fakirlere, yoksullara yardım etmeyi lütfeyle, ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, nasıl bize verdiysen, nasıl bize lütfettiysen, Ya Rabbel Alemin, senden nasıl vermenin nasıl olmasını gördüysek, aynı şekilde bize de vermeyi lütfeyle Ya Rabbi. Amin. Vermeyi bize öğret Ya Rabbi. Amin. Amin. Fakirin yanında yer almayı, Amin. fakirin Amin. sevdasını, Amin. fakirin sevgisini bizim gönlümüze kalbimize, Amin. ruhumuza, benliğimize nakşet ya Rabbi. Amin. Ki, Amin. Fakirin elinden tutalım. Amin. Hastanın Amin. elinden tutalım. Yetimin başını okşayalım. Amin. Öksüzün başını okşayalım. Borçlunun yanında yer alalım. Zalimin yanında değil, mazlumun yanında yer alalım. Amin. Senin peygamberin nasıl zalimin yanında yer almayıp mazlumun yanında yer aldıysa bize de mazlumun yanında ...garibin yanında yer almayı amin. öğret... ...Ya Rabbi. Amin. Lütfeyle Ya Rabbi. İhsan eyle Ya Rabbi. Amin. Bu güzel ayı bütün dakikalarıyla... ...bütün saatleriyle, amin. bütün vakitleriyle... ...ibadetle dolduran... Amin. Amin. ...ibadet ettikçe ibadet etme... ...azmi şevki gelen kullarından... ...eyle Ya Rabbi. Amin. Sana kul olmayı murad ediyoruz. Ya Rabbi senin cemalini murad ediyoruz. Amin. Cennetini de Allah. murad ediyoruz. Amin. Ama cennetinde cemalinle... Amin. ...müşerref olanlardan eyle Ya Rabbi. Amin. Nasıl ki ayetinde... Buyuruyorsan ki Lilladina ehsenul Husna ve ziyade, işini iyi yapan, amelini güzel yapanlara cennet ve daha güzelleri vardır.